Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahumme salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ şefî'i cunûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم geçen derste Hüsam-ı Rufai Hazretleri'nin ve diğer ulemadan, seyitlerden zatların iştirakiyle bir mübarek cuma gecesini ihya etmek nasip oldu. Elhamdülillah. Tabi başından ben biraz 51. farzı konuşayım dedim ama tabi orada onlar da gelmiş oldular. Onları da bekletmemek için ben de uzun konuşamadım. 51. farz neydi? Allah'a şirk koşmamak. Yani ne manada? Gizli şirk. Yani riya yapmamak, gösteriş yapmamak, desinler, beğensinlerden uzak durmak idi. O usta ben 10-15 dakika bir şey belki konuştum ya konuşamadım. Onun için sizden hıncımı alacağım diye zannetmeyin yani. Bugün yeni derse de geçeceğim çünkü riya konusunu İhlas konusunu çok defaatle anlattım yani. Senelerce anlattım. Belki özel bir sohbet konusudur. Çok sohbet konusudur ama zaten riya kime konuşulur? Kim hakkında konuşulur? Amel eden hakkında konuşulur. Zaten millet hiç amel etmediği için riya tehlikesi kalmadı yani. Riya tehlikesi de kalmadı. Çünkü adam kılacak, edecek, nafile oruç tutacak. Zaten farzlarda riya var mı? Yok zaten. Farzlar borçtur. Farzlarda riya olmaz. Nafilelerde riya tehlikesi var. Nafile de pek yapan kalmadı. Az kaldı. Onun için o konuda yine de tabii para vermek, hayır yapmak, sadaka yapmak böyle bir şeyler oluyor. Bunlar da yani bizim millet bedenle olan ibadetle kimisi cimridir. O sabaha kadar kıldırın beni de 2 lira verdirmeyin bana diyor. Kimisi ya 2 rekat kıldırmayın bana da daha taşıtın bana diyor. O da diyor ki para bol bende istediğiniz kadar vereyim namaz demeyin bana diyor. Böyle de bir cins için sınıf sınıf insanlar var. Yani ona göre herkesin ameli fakat bazıları da işte özellikle yaptığı bir şeyi teşhir etmek, böyle yaymak, duyurtmak, yazmak, yapıştırmak falan, tabela, levha haline getirip. Ha tabii sonrasında çocukları yapar, millet yapar, ümmet yapar, o başka. Adamın isteği dışında onlardan Allah onu sorumlu tutmaz ama kendi illa işte yani hemen şadırvana yaz, camiye yaz, oraya yaz, buraya yaz, efendim. Geçin bakalım. Yukarıdan çıkabilirsiniz. Bulursanız oturun. Bulmazsanız yukarıda yer var idi. Efendim kimisi hacı işte. He illa hacı dedi. İlla he koyuyor başına işte. Kart bastırmış. He he he. Ne dedi dedi bu ya o tren gibi. Dedi bu hacı hafız hoca. Yani böyle de yapan da var kabak gibi. Bazısı biraz üstürüplü yapıyor. Terbiyeli, kibar, nazik. Anlatmadan kendini anlatıyor da. Anlaştırmadan diyelim göya Mevla her şeyi görüyor yani onun için kim Allah için amel ediyor kim Allah. Yani burada
Yapılan işi Allah için yapmak meselesi var. Bunun da mesela bir ölçüsünü söylüyordum size. Tatarhaniye diye bir fıkıh kitabı var. Hanefi fıkıh kitabı. Fetave Tatarhaniye. Ta Medine'de çok seneler evvel buldum onu da 4-5 cilt aldım geldiydim falan. O da eksik gedik Pakistan, Hindistan'dan az basmıştı. Şimdi gittim şeye geçen daha da işim var orada yani. Sultanahmet'te kitapçımız vardı. Senelerdir gidemiyorum. Rahmetli Bayram Hoca çok giderdi başında dururdu. Baktım kitap gelmiş 25 cilt. Hanefi fıkı. Çok meşhur eski eski. Kaç yüz senelik de yeni basmışlar. Elhamdülillah ne kadar seviliyorum yani. Bütün bir köprü daha mı yapalım deseler, Tatarhaniye'yi mi basalım deseler, Tatarhaniye'yi basın derim. Yani benim için gökdelenden kıymetli, köprüden kıymetli, her şeyden kıymetli fıkıh. Orada bir mesele söylüyor. O kitapta. O kitap o 25 cidden bulmadım onu. Başka kitaplar oradan alıntı yapmıştı yani. Ruhul Beyan alıntı yapıyor mesela. Bir ölçü vereyim, o dersi öyle geçelim. Nedir ölçümüz? Diyor ki bir adam diyor, Allah rızası için girdi camiye mesela. Camide de kimse yok. Kuşluk namazı yani. Kuşluk namazında pek cemaat olur mu? Olmaz yani Fatih Camisi. Açık saat 10'da 11'de şimdi kuşluk vakti. Tam 11'de girdin Fatih Camisi'ne. Kuşluk namazı için de hususi camiye gitmek de sünnette var ha. Ben onu sonra hadiste gördüm. O zaman evvelce duyuyordum Ali Haydar Efendi Hazretleri kuşluk namazına Fatih Camisi'ne çıkarmış diye. Onu duyardım derdim Allah Allah. Belki orada da bir öğleni bekleyecek falan. Sonra hadiste görünce tabi evliyaullah hep bilerek iş yapmış yani. Kuşluk içinde camiye gidip cemaatle manasına değil. Camiye gitse kılsa diye demek. Böyle bir rivayette var. Girdi camiye saat 10-11. Ta ezanı var 2 saat falan. Kimse yok. O arada da birisi de geldi. Bunun da tanıdığı bir şey. Vay maşallah be dedi. Bir maşallah çekti arkadan. Veya önden çekti fark etmez. Geldi. Helal olsun sana be yani camide kimse yok. Sen maşallah kılıyorsun yani adam seni beğendi. Senin de orada içine bir hava geldi. Allah. Şimdi diyor bu riyaya girdi mi girmedi mi? Amelinin sevabı hapdoldu mu kaldı mı? Burada ince bir mesele var. O fıkıh kitabı olmasa bunu nasıl çözeceğiz yani? Diyor ki o zat, onun sahibi tabii büyük alimler bunlar eski. Eğer ki diyor o kişi onun geleceğini, onu göreceğini, ona öyle diyeceğini hesap ettiyse o vakit baştan zaten riya ile başladı. Ameli mahvolur. Ama diyor böyle bir niyetle başlamadı. Camiye gitti kimse görmediği vakitte tahmin de edilemez yani biri gelir görür o saatte. Allah için başladı mı? Başladı. Başı muteverdir diyor. Allah için başladıktan sonra arada bir şeyler gelse kalbine sevabı bozulmaz diyor. Bu bizi çok kurtarıyor. Bildiğiniz gibi değil. Yani diğer amellere de kıyas ile başlangıç ne saikle oluyor yani? Hangi sebeple başlandı? Allah için. Celle Celaluhu. Onun için biz mesela bu sohbetlere niçin başladık? 10 yaşımız, 11 yaşımızdı. Allah için. Bu kadar senedir içine bir şey gelirdi gelmez. Ya öyle içine geleni gelmeyeni baksan çitlerde olsun kitap olur. Allah için başladık. Devam ediyoruz. Mevla niyetimize bakar, başlangıcına bakar. Arada içine bir şey geldi yani. Beğendiler beni bugün falan. Yok beğenmediler falan. Ha, beğenmedikleri zamanlar oluyor, başıma neler geliyor. Bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Siz gerçi hep beğeniyorsunuz mübarek. Ne desem beğeniyorsunuz ama beğenmeyen de var. Ama beğenmeyenlerden sebep biz bırakacak mıyız? Bırakmıyoruz. O zaman yine ne anlaşılıyor? Allah rızası için yapıldığı için şu ne demiş bu ne demiş buna değer verilmediği ortada görülüyor mesela. Geçen Haydarbaş tabi çattı mı ona Şiilere uydu diye uydu resmen uydu yani. Hiç böyle beklemezdim ben. Ama alenen geçen çıkmış Elazığ'da konuşuyor Elazığ'da. Adam diyor ki Sünnilerin kaynağı 200 sene sonra başladı. Alevilerin kaynağı peygamberden başladı. Ya sen niye Sünni Alevi diye memlekette bölücülük yapıyorsun ya? Niye bölücülük yapıyorsun ya? İslamiyet'in zaruriyatı, inanılması gereken şeyler belli. Buna inanan Müslüman, buna inanmayan kafir. Adam Sünniyim dese, Sünniyim dese şeriata, Kur'an'a bir ayete inanmasa ne olur? Kafir olur.
Bunun Alevi Sünni diye bir meselesi yok ki. Alevi zaten Mekke Medine hep Alevi yazar. Şehit Alevi Hazretleri geliyordu buraya. Alevi Ali'ye bağlı demek, Ali'yi seven demek veya soyundan gelir. Mesele değil. Başımızın tacı bir şey. Mesele inanılacak meseleler bellidir. Bunlara inanan inanmayan vardır. Niye milleti bölüyorsun sen böyle ya? Hazreti Ali diyor direkt peygamberden aldı yazdı diyor. Halbuki böyle bir şey yok. Bazı sahabeler yazardılar ama sadece Hazreti Ali değil ki. Doluvayı katibi var. O zaman Muaviye radıyallahu anh da katip miydi? O da katipti. E sahi. Ya şimdi sen bu yazmaya baktığın zaman oradan gidemezsin ki, bu yol çıkmaz bir yol. Sünnilerin kaynağı diyor Buhari'den başladı. Ne alakası var? Buhari'nin şeyhleri var, şeyhinin şeyhleri var. Buhari'den nasıl başlar? Buhari 200 sene sonra. İşte oradan dolayı Buhari'den 200 sene oluyormuş. Öbürü Hazreti Ali'den başladığı için direkt başlıyormuş. Kim haklı oluyormuş? Aleviler haklı oluyormuş falan filan. Bu kadar açıkça bölücülük olur mu ya? Ne alakası var ya? Hepsinin kaynağı Kur'an, sünnet, hadisler. Buhari diyor 200 sene sonra. Ya Buhari 200 sene sonra ama Buhari'nin rivayet ettiği zatlar ne zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bazı hadiste 4, bazı hadiste 5, 6 işte durumuna göre arada adamlar var. Ya bunların hepsi ondan evvel aldılar. Bu kaynakların efendim Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetleri de Buhari'de var, Müslim'de var, hepsinde var. Ehl-i Sünnet kaynakları Hazreti Ali'nin rivayetleriyle dolu. Onu da diyemiyor, bir şey yok. Vasi diyor, Hazreti Ali vasiymiş. Vasi diye bir kelime lügatta yok ya. Vasi diyeceksin, vasi. Onu da bilmiyor, vasi diyor, bilmem ne diyor. Ne Türkçe var, ne Arapça var. Adam neyine uğraşacağız yani şimdi? Bir gadirikum, gadirikum, gadirikum zannetsin Maçka'nın bilmem neresi. Gadirikum ne ya? Halbuki gadirikum. Gadirikum. Ya bir kere gadirikum'u talimli söylesin, tamam diyeceğim ya. Gadirikum ne diyor? Gadirikum, gadirikum diyor ya. Gadirikum neresi? İşte Mekke'li Medine arası. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, men kuntü mevla, fe aliyum mevla. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Yani bu ailevi de bir durum. Velilik biliyorsunuz velidir, vasidir. Bu velayet yani mesela babası ölür, amcası ona velisi olur. Değil mi? Velilik, vasilik yani mirastır. Öldürdü, adam öldürse yanlışlıkla diyetidir falan. İslam'da böyle meseleler var. Akrabası olmayana taalluk etmez hani. O amcasının oğlu olması meselesi var, damadı olması. Yani damadından ziyade amcasının oğlu olması. Çünkü damadı Hazreti Osman'da da iki kızı vardı. Amca oğlu olmasında bir velayet var. Yani tamam bu Hazreti Ali'nin faziletine delalet eder mi? Eder. Ama benden sonra Ali'dir, ona halife odur manasına gelir mi? Gelmez ya. Nerede gelecek? Öyle bir ifade yok ki orada. Ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir diyor yani benden sonra. Bir ailede ehli beyt, akraba ilişkileri meselesinde kim kimin işini görecek yani ailenin? O Hazreti Ali'ye düşüyor. Hem amca oğlu olmak hasebiyle. Bunu anlatıyor yani. Ben diyor, benim gönlümde bir aslan yatıyor. Siz biliyorsunuz diyor falan. Millet bakın. Yani Ali yatıyormuş gönlünde. Tamam yatsın radıyallahu anh, başımı taş. Orada ne demek istiyor? Ama diyor işte oradan işte Ebu Bekir Ömer'in şeyi. Haşa ve kelle. Ama diyor biri kayınpederi, biri damadı. Ben araya giremem diyor. E gir de göreyim. Nasıl sıkışıyorsun bakayım. Gir. Girmiş zaten, sıkışmış zaten, bitmiş. İtikaden bitmiş yani. Ben giremem ama diyor gönlümde yine de bir aslan yatıyor. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem illa Ebu Bekir mihraba geçecek. Ve eballahu vel mevun illa Ebu Bekir. Hazreti Ayşe kendi babası işte anlattı Hüseyin Hazretleri. Ya diyor, babam hassastır, yıkılır, dayanamaz. Ömer kıldırsın. Yok. Ruh Ebu Bekir'in fellü sallibinler. Ebu Bekir'e söyleyeceksiniz o kıldıracak diyor yani. Bu kadar açık bir imamet meselesinde başkasının imamlığına razı olmuyor yani. Alenen meydanda evden bakıyor mübarek sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında artık vefatında şeyi açmış, perde var evlenmesi mescid arasında, perdeyi açmış bakıyor gücü yok, gidemiyor mihraba sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık imam olmuş, arkasında sahabe saf saf. Yani o hali görüyor, ondan razı oluyor, memnun oluyor. Başka biri geçse, hatta Hazreti Ömer'in sesini duysa mani oldu yani.
İlle Ebu Bekir olacak. Bu kadar bu işte titizlik yapıyor. Ondan sonra sen efendim biri kayınpederi, biri damat. Ben işte araya girmem ama şudur, budur. Kaynaklara bir tane diyor. Ya Buharilerin, Müslümlerin kaynakları ta geriden geliyor. Sahabeden geliyor, hepsi geliyor. Sünni'nin, Alevi'nin, bilmem ne ayrı ayrı kaynakları, dini yok ki ya. Dinin kaynağı kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası fukaha. Yani bunu böyle bölücülük yapman ne lüzum var? Ama ondan sonra da geliyor işte, lafı bana getirecek tabii. Cübbeli de diyemiyor, bu sefer alıyor cübbeliler. Cübbeliler, şalvarlılar, sakallılar diyemiyor, biraz sakalı var ya. Cübbeliler, şalvarlılar diyor, bunlar var ya diyor bunlar, bana diyecek. E de cübbeli de de cübbeliler, niye diyorsun ha bu kadar millete, bana söv. Bunları diyor bir araştırırsan dibini diyor, aynen böyle. Hem de resmen kanalda yani. Elazığ'da konuşuyor ve bütün o meşhur kanal, kendi kanalı meşhur değil de şeyde çıkıyor bu. Ne diyorsunuz? Herkesin seyrettiği resmi şeylerde. Uydu da değil ya, uydu olsa bir bırak. Açık şeylerde yani. Herkesin bu şehir merkezlerinde işleyen şu kanallarda. Oraya da 5-600 milyar vermeden girilemiyor mesela. Paralar da çok. Sen diyor efendim diyor, bunu diyor, bu cübbelleri, şalvarları araştırırsan diyor, bunlar diyor pezevenk çıkar diyor. Aynen böyle cübbeliler, şalvarlar diyor. E bunu birisi dava etmesi lazım. O kadar cübbelisiniz, size dedi yani. Ben üstüme almıyorum. Ondan sonra da diyor ki hırsız çıkar diyor. Bak bak, hırsız çıkar diyor. Hele diyor Sarıklı'da olursa diyor tam deccal çıkar diyor. Ya senin cübbeyle, şalvarla, sarıkla ne düşmanlığın var be adam ya? Hazreti Ali'yi methediyorsan sabaha kadar et. İmam Hasan'ı, Hüseyin'i et. 12 imamı et. Benim de o 20 saat, 30 saat sohbet ettim 12 imam ya. Et istediğin kadar. Niye Müslümana sövüyorsun be adam ya? Niye Müslümanlara sövüyorsun ya? Tabii bizim başımıza gelen iftira ve dava süreçlerinin de burada bir etkisi var. Ama ben adama ayet hadisle cevap veriyorum. İşte hilafet sırasına göre fazilet sırası var diyorum. Ehl-i sünnete göre Ebu Bekir Ömer en eftaldir. Çünkü Hazreti Ali de onları en eftal onlardır diyor. Beni onlardan üstün tutana iftira atanın cezası 80 sopa atarım diyor Hazreti Ali Efendimiz. Yani Hazreti Ali'ye de bir hainliktir bu yani. Hazreti Ali razı değil bu işlerden. Ondan sonra 1400 sene geçmiş, ümmetin bu kadar derdi var. Afganistan ne halde, Pakistan ne halde, Arakan öyle hala kan alıyormuş diyorlar. Arakan'da yeniden olaylar var diyor. Ben de haber seyredemiyorum. Arakan öyle kan alıyor, Filistin öyle kan alıyor. Efendim Suriye mahvoldu gitti, taş üstüne taş kalmadı. Vücut üstüne baş kalmadı yani. Bebekler perişan halde, herkesi kesiyorlar. Suriye öyle, Irak öyle. Bu kadar Müslümanın başında bela var. Sen kalkıyorsun, o mu haklıydı, bu mu haklıydı? O yani olmuş, bitmiş, geçmiş, bu en azından fuzuli ve malayaniye giren bir meseledir. Ha bize göre fuzuli değil çünkü bize göre sabittir. Ama bunun konuştukları bu ayrımcılık, bu bölücülük, bu şuculuk, buculuk, ne işimiz var ya? İslam ortada ya. Ondan sonra milletin niye cübbesini şalvanlılara sövüyorsun ya? Bunu sövmenin ne manası var? Bu kadar fitnecilik olur böyle. Ama şimdi o bize bir şey dedi diye biz bu işi bırakır mıyız? Bırakmayız. Kim ne derse desin yani. Biz hakkı söyleyeceğiz yine. Reddiyeler yapacağız dedik. E yaparız. E yanlış konuşuyorsun, reddiye yapılır. Ama adamın derdi ilim söylemek değil. Sövmek. Resmen sövmek için konuşuyor. Sen sarıklı da olursa deccal diyor. Hiç deccalın hakkında bu kadar hadis var. Bir tane sarıklı diye bir hadis geçiyor mu ya? Ondan sonra kafan açık konuşuyorsun, bir hocayım diyorsun, şeyhim diyorsun, liderim diyorsun. Bakın Lale Gül dergisinin bu sayısı çıktı. Mutlaka okuyacaksınız. Mutlaka. Ne yazıyor orada? Elbise giyinmek, 54 farzın ikincisi elbise giyinmek. Geçen ayda onu yazdık, bu ay devamını yazdık. Sarık, şalvar, cübbe, hepsinin kaynaklarının tümünü verdik. Sünnettir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giymiştir. Şalvar, cübbe, sarık. Erkeklerin baş açık namaz kılması değil, baş açık durmaları bile nedir? Mekruhtur. Bak orada kaynaklar verdik. Mecelle'de
Osmanlı'nın da bütün ulemanın evinden toplandığı fıkıh kurallarını kaideleştirdi. Mecelle'de ne diyor? Baş açık dolaşan, gezin, namaz kılan demiyor. Baş açık gezinen adamın şahitliği muteber değildir diyor. Bu kadar önemli ya. Sen daha başına bir şey koymaktan bile haberin yok. Gidip sarık sarana teccal diyorsun ya. Bu nasıl bir dindir ya? Nasıl bir hocalıktır? Nasıl bir şeydir be? Anlamadım gitti. Ama ne diyeyim? Allah bir adamı saptırırsa, o da benimle çok seneler evvel bir peşime düştü, uğraştı. O zaman ehli sünnetti. Fakat şahsi olarak benimle bazı ilgili işler, haberler geldi bana o zaman, 20 sene evvel. O başarılı olamadı. Bazıları sonradan başarılı oldu gibi görünüyorlar da, o başarılı olamadılar. Onlar da uğraştılar öyle. Diyorum, ben bir adama beddua ettiğim zaman, adamın başına bacağına bir şey olmuyor. Dikkat edin. Ben bir adama basıyorum bedduayı, adamın başı da bekliyorsun, ulan bu hocanın duası kabuldür. Bakıyorsun adamın neresi yamulacak? Bir yeri yamulmuyor. Ben size diyorum ki, ben bir adama beddua ettiğim zaman o adamın itikadı yamuluyor. Bak, adam kalkmış karılarla dans ediyor. Şimdi ben bu adama sen Mehdi değilsin dememe lüzum var mı? Ha, karılarla dans ederse 100 saat sohbete lüzum yok. Bu kadar basit. Öbürleri bana yapanlar, hepsine beddua ettim adamlar. Adam karısından boşandı, o bir tane o jet skileri veren resime falan. Adam karısı geçen gün televizyonda açık, çarşaflı kaldı. Senelerce çarşafla gezdi. Şimdi açık çıkmış, yemek programına bilmem neye bana anlatıyorlar. Kadın ismi de falan değiştirmemiş. Adam karı boşanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Adama ben beddua ettiğim zaman Kabe'nin kapısında ederim. Ha, adamın itikadı gider. Adam ehli sünnet adamdı ya, birkaç sene evveline kadar. Adam oldu tam Şii. Şimdi kalkıyor, Hazreti Ömer'e bir iftiralar. Hazreti Fatma'nın evini basmış da, çocuğunu düşürmüş de, dövmüş de, ya Rabbel. Hiçbir kitapta olmayan bir rivayetler, koca Hazreti Ömer'e ya. Ya bunu dedikten sonra bir adam, benim bu adama beddua yapmama lüzum var mı? Hepsi. Onun için biz Allah için devam edelim. Bizi kim sevmiş, sevmemiş, beğenmiş, beğenmemiş fark etmez. Oraya çok adam gelmiş, az adam gelmiş, cemaat azalmış, çoğalmış, bize bir şey değişmez. Biz hakkı söylüyoruz, kayıtlara alınıyor, canlı yayınlar da yapılıyor. Şu anda dünyanın her yerinden çok faydalanmalar oluyor. Bunun siz, benim bildiğim kadar da değil, sizin bildiğiniz kadar da değil. Ne kadar telefonlar, çoğu bana ulaşmaz zaten. Ama o namaza başlayanlar, o hidayet bulanlar, o mektuplar hapishanede ulaşıyor. Şimdi mektuba lüzum yok diyoruz ama hapishanede dolu mektubu hala okuyorum. O kitabı hazırlıyorum ya, mektup, benim yazdıklarımı. Oldu 1800 sayfa. Olmuş. E tabi o kadar şey, puntoyu biraz küçültürüz falan, o kadar da nasıl olsun ama yani çok da küçültüp okuyamayacağınız kadar küçük istemiyorum. Onunla uğraşıyorum işte. Daha 300 sayfaya ancak belki de gelemedim, 200 küsura geldim. Oradan da yine tabii hatıralarım tazeleniyor. Yani gelen mektuplardaki şeyler. Amma ve lakin, bütün mesele nedir? Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Burada Efendi Hazretleri'nin eli var. Bu efendi bu işe yol vermiş, izin verdiği iş tutar. O bir izin alacaksın, izinsiz iş yapmayacaksın. Onun için herkes namaza başlıyor. Ya diyorum, Allah Allah. Nereden başlamış? Herkes arıyor, ben namaza başladım. Kaç sene evvel hidayetime sebep oldun. Şu şuradan, bu buradan. Hiçbirini tanımam. Ama sizin gibilerin gelmesi bu meclisin kurulmasına vesile oluyor. İnşallah ihlas ile. Nereye geliyoruz? İhlas ile. Yani ne demek? Allah rızası için. Evet. Millet burada. Sizin beğenmeniz de muteber diye. Öbürlerinin beğenmemesi de muteber diye. Mevla razı mı değil mi bu işten? Razı. Yani ilim için, Allah için ayetler, hadisler okunan meclislerde toplanıyorsak günahlarımız döküldüğüne dair bu kadar müjdeler var. Benim içimde bir karışık olsa beni size bağışlar. İçsizden birinize bir şey olsa sizi cemaate bağışlar. Mevla bu cemaati mahrum etmez buradan. Etmez. Yeter ki ne olmasın? İnkar olmasın yani. Şirk, zahiri şirkten bahsediyorum. Yani İmansızlık, bir itikatsızlık olursa ona ilaç yok. Ancak iman. Onun da şeyi var.
Tevbe kapısı ona da açık. Gavur tevbe edemez. Şimdi bu dersin şeyi nedir mesela? Zina. 52. farz. 52. farz neymiş? Zina etmemek. Zina etmemek neymiş? Farz. Şimdi bunun tersinde diyelim ne var? Nikah var. Ama şimdi nikah yapmak, yani evlenmek farzdır denebiliyor mu? He? Denebiliyor. Şimdi onun için dikkat et. Farza getirmek ama zina yapmamak farz deniyor mu? Heh. İncelik orasında. Ama bir adam zinanın eşiğine geldiyse, nikahlanmazsa, zina yapacaksa, onun nikah yapması, evlenmesine farz. O zaman farz deniyor. Ama genel manada nikah farz denmiyor. Şimdi adam istemiyorum karım arı diyor ya. Zorlan adama farzdır diye namaz kıldır gibi evlendiremez ki yani. İstemeyebilir ya. Allah Allah. Onun için nikaha farz denmiyor ama zina yapmamaya farz deniyor. Nikahın da kısımlarını yazdık kitaplarda işte. Farzı var, vacibi var, sünneti var. Evet. Şimdi bu zina ile ilgili ayet-i kerime Furkan suresinin sonunda orada başta şirki söylüyor. Estaizu billahi vellezine la yed'une ma'allaha ilahen ahar. Okullar ki Allah ile birlikte başka ilaha tapmazlar. Yani şirkten uzak dururlar. Ve la yektulûne nefselleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere haram olan bir cana kıymazlar. Haksız yere de harp desin, gavur işgal ediyor, sen de harp yapıyorsun ondan, o haklıdır. Ya bundan sonra. Veya İslam'ın koyduğu had cezaları var. Onları da ancak devlet, İslam devletinde kadı, mahkeme-i şer'iyenin hükümleriyle infaz edilebilir. Tabii şahısların yapma yetkisi yok. Haksız yere ne yapmazlar? İnsan öldürmezler. Ve la yeznun, zina da yapmazlar. Şimdi bu üçü peş peşe geliyor. Bak, şirk, adam öldürmek, zina. Bu hangi günah, hangi günahla yaklaştırılmışsa bu yakınlıkta ne mana var? O günah, o günahın ayarında. Yani buradan anlaşılıyor, şirkten sonra en büyük günah nedir? Adam öldürmektir. Katillik. Katillikten sonra en büyük günah ne geliyor burada anlaşılıyor ki? Zina geliyor. Onun için şimdi bunlara baktığın zaman günahın da seviyesini anlayabiliyorsun. Ve men yef'al zalike, kim bunları yaparsa, Efendi Hazretlerimiz öyle güzel mana verdi. Bunları üçünü veya ikisini veya birini. Ne güzel bir mana. Halbuki zalike bu demek. Üçünü veya ikisini veya birini. Zaten gavur oldun mu şirk, gavur oldun mu zina, mina, adam öldürmek zaten haram denmez. Gavura haram var mı? Gavura haram yok. Adam zaten freni patlamış gidiyor, adam diyor ki yüzü geçmek yasaktır. Allah Allah, adam zaten yüz mü utanır ya, gitmiş gölün dibine iniyor daha. Şimdi öbürü adam öldürmek, bunu Müslüman da yapabiliyor mu? Maalesef katiller var yani, olur. Öbürü de zinadır. Müslüman zina yapar mı? Tehlikeli iş yani, tehlikeli iş. Ama günah olduğunu, haram olduğunu bilerek yapsa kafir olur mu? Olmaz. Buraları doğru, ehl-i sünnetin hassasiyetlerini ise söylüyorum. Amma ve lakin önemli hadis-i şerifler var mesela. Buhari'de var, Müslim'de var. Tabi Buhari'nin şeyhlerinden bak. Buhari'den önce İmam Suyuti kimi almış? İbni Ebi Şeybe diyor. Ondan sonra Buhari diyor. Sen ooo bizden çok Buhari diyor. Anladın mı? O Buhari'den evvel onun şeyhi var. Ortadan mantar değil ki bunlar. Onlardan evvel yazanlar var, alanlar var. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Ne buyuruyor? La yezni zani hine yezni ve mümin. Zina yapan adam, zina yaptığı anda mümin olarak zina yapmıyor. İşe bak. Ve la yesrikus sarık hine yesrik ve mümin. Hırsızlık yapan çaldığı anda, o anda çalarken mümin olarak çalmıyor. Ve la yeşrabul hamr hine yeşrabu ve mümin. İçki içen, İçki içtiği anda müminken içmiyor. Bak şimdi, ya bak gel ehl-i sünnet içinde işler. Hadis sahihtir. Hadi öbür türlü olsa zayıf mayıf dersin. İtibar etme, hadis sahihtir, Buhari'de var. O zaman manayı doğru anlamaya çalışacaksın. Ve la enteybune ebeden.
Ve mümin yağma yaparken, bazı yapıyorlar dükkanları mükkanları yağmalı bir şeyler diyorlar. Doğru, sorsan gavurum demez. Yağmacılar. Yağma yaparken mümin olarak yağma yapmıyor. Başka hadiste gördüm. Velâ yehullu hîne yehullu ve mümin. Emanet yani beytül maldan, devlet malından bir şey aşırırken veya ganimet malından, işte kamu malına diyelim, kamu malından kendine bir şey koparırken mesela mümin olarak yapmıyor. Ya bu, tabii dediler ya Resulallah biz adamın yani nasıl biz mümin görüyoruz Müslüman adam yani mümin günah yapıyor yani bize sorsanız biz böyle biliyorduk yani. Bunun manası nedir? Anlamaya çalıştılar. Ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ feale şeyhe min dâlike nüzi'al-i imanı min kalbi. Bunlardan birini yaparken kalbinden iman sökülüp alınıyor. Bak şimdi ya. Ne büyük riske giriyorsun o anda ölsen. Fe'in tevbe tevbe Allah'a aleyh. Tevbe kapısı açık mı? Açık. Tevbe ederse Allah tevbesine cevap veriyor. Ama o anda böyle yapıyor. Şimdi bu hadis-i şerif biraz daha izah edeceğim. Bu rivayetleri biraz şey yapalım. Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet ediliyor. İzâ zenel mü'min kharaca minul iman. Bir mü'min zina yaparken, zina nedir biliyorsunuz değil mi? Nikahsız ilişki. Nikahsız olan ilişki. Ama şimdi Yaşar Nuri bir kolaylaştırmış. Alan razı, veren razı, al gittin otele diyor. Zina olmaz diyor. Ulan nikah yok. Öyle iki şahit mi? Ne iki şahit diyor ya? İki şahit falan lazım değil diyor. İki şahit falan lazım değil diyor. Ya bu iki şahitsiz nikah hangi kitapta var ya? Yani zinayı doğru anlayalım şimdi. Bazılarının anlattığı gibi olursa hiç zina diye bir şey kalmaz. O zaman bu günah zina niye bu kadar anlatılıyor o zaman? Zaten o zaman kimse zina yapmaz ki Allah'ın razı veren az. Sen o zaman bir tek zorla tecavüze zina diyorsun. Geri kalan hiç zina demiyorsun o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar ayet hadis bunun hakkında var. Demek ki böyle bir günah var ki bunu söylüyor sana da. O kadar kolaylık olsa o işte. Efendim nikahsız. Yani nikah nedir? Birbirinden razı olmak. Söylemeye de lüzum yokmuş. Yani ben kaldım kabul ettim şey. Hiçbir şey söylemedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne okumuşlar? Nerede okumuşlar? Ben anlamadım. Bir mümin zina ettiği zaman iman ondan çıkar. فَكَانَ عَلَيْكَ الظُّلَّتِ Onun kafasına gölgelik gibi durur. İyi Allah'tan daha yukarı gitmiyor. Kafasında gölgelik gibi durur. فَاِذَنْ قَلِعَ اَمْنَا رَجَعَ عَلَيْهِ الْا۪يمَانِ Zinayı bitirince imanı geri dönerdi. Allah Allah! Ama arada ölürsen çok fena sigortalar gitmişken ya. Karanlıkta gidersen. Karanlıkta gidersen. Işık yok, bir şey yok. İman yok. Burayı biraz anlatacağız. Dur bakalım şimdi. Hemen Facebook'lara bilmene bunu çekseler burayı. Zina denek gavur dedi derler. Öyle mi dedik şimdi ya? Hadisleri anlatıyoruz sonra izah edeceğiz. Ama hadislerin manasını vermek zorundayız. Bu hadis-i şerifler tehdit mahiyetinde varit olmuştur. Tehdit, tahliz. Tahliz demek sertlik ve caydırıcılık. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen başka bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel imane sirbalün yusribullah men yeşâ. İman bir gömlektir. Allah o gömleği, kaftanı dilediğine giydirir. Elhamdülillah bize giydirdi. Fe idâ zenel abdün üzü'a minü sirbalül iman fe intâberuddan. Zina yaparken o gömlek çıkarılır. Allah çıkar. Tövbe edince geri verir. Bunlar böyle. Hadis-i şerifler açıkça rivayetler. Yani şimdi bunları biz eğip bükemeyiz. Ancak dikkat edelim şimdi. Femen la menefsehu feraci'a raci'a'ul iman. Bir rivayette şu var. Eğer yaptığı işten memnun olmayıp kendisini kınarsa, levmederse, tenkit ederse, nasıl ettin bu işi derse, iman döner diyor. Şimdi bir Müslümanın bir günah ve haram işlerken memnun olarak neyi yaptım diye düşünerek o günahı işlemesi mümkün müdür? Değildir. Zaten memnun, zevk almayı demiyorum. Bakın bunları birbirinden ayırın. Zevk alabilirsin.
Ama razı mısın bu yaptığın işten dendiğinde, keşke Allah nasip etmeseydi, etmesin dersin. İşte iman budur. Ama bir adam yaptığı haramdan ve günahtan razıysa ve memnunsa, bunlar farklı şeyler. Zevk ayrı bir şey. İnsan bir taraftan kendini tenkit eder, vicdanı rahatsızlık duyar, keşke nasip olmasaydı düşünür ama haramdan da bir zevk alabilir. O zevk almakla adam kafir olmaz. Amma ve lakin rıza, rıza. Rıza ne demek? Ne iyi oldu yani bu iş? Müyesser oldu, kolay oldu, imkanlar oldu da. Ha, bunu düşündüğü zaman zaten bunda iman olur mu? Olmaz. Çünkü bir Müslüman haram işlerken mutlaka kendini en azından ne yapması lazım? Tenkit etmesi lazım yani. Nefsini kınaması lazım. İnnen nefse lemmâretun bisû. Hani nefsi emmare diyoruz. Nefis kötülüğü çokça emreder. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünde, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama bu kafirlerin sıfatıdır. Müslümanda nefsi emmare olmaz. Nefsi emmare ne manada olur? Kötülüğe teşvik eder. Canı ister. Bu manada olabilir. Ama bir ikinci basamakla birleşir. O da nefsi levvamedir. Ne demek levvame? Kafir sadece emreder, hiç tenkit etmez. Sırf emmarelikte kalan mümin olmaz ki. O zaman günahı emreder, yap der, niye yaptın da diye sorgulamaz içinde. Bu imansızdır. Hangi zerre kadar imanımız olan içimizde herkesin kendine göre imanının mertebeleri vardır. Zerre kadar imanı olan bile bir haram ve günah yaptıktan sonra hiç kendini tenkit etmeden ne iyi yapıyorum diye düşünürse buna Müslüman denmez. Mutlaka içinin bir tarafı ne diyordur ona? Nefis tarafı günahı emrederken ruh tarafı, kalp tarafı, akıl tarafı, öyle ya şimdi insanın letaifleri var yani, sadece nefis yok ki yani. Öbür taraftan da ne der ona? Ya yanlış ediyorsun der. O da bir taraftan der ama kafir olsa hiç yanlış ediyorsun tarafı olmaz. Ne yapıyorsun der. Onun için burada iki mana çıkarabiliriz. Bir adam zina ederken mümin olarak etmiyor. Kamil mümin olarak etmiyor. Ehli sünnetin manası budur. Ne demek? İmanı kamil olsa, yani mükemmel olsa, olgun olsa, zirvede olsa zina edebilir miydi? Edemez. Demek imanında ne var? Zafiyet var. Ama bu zafiyet ve noksanlık ne manada değil? İnandığı şeyler az veya fazla anlamında değil. Çünkü inanılan şeyler herkese göre eşittir. Ne manada? Nurunun fazlalığı eksikliği. Yani şimdi o da lambadır, o da lambadır aşık. Şu nasıl parlıyor, ışık veriyor, öbürü nasıl ışık veriyor. Değil mi? Buna lamba değil diyemezsin yani. Ama her lamba bir ışık vermez. Herkesin imanının nuru, ışığı bir olmaz. Nuru fazla olan haramdan uzak durur. Mekruhtan bile uzak durur. Bırak haram. En ufak bir şeyden kaçar. Amma ve lakin imanında noksanlık olan ne yapar? Mekruh yapar, harama bile düşer. İmanının nuru az olan manasına. Allah'ım nurlarımızı tamamlasın. Ya Rabbel Alemin. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayetine hadis-i şerifte Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şebabe Kureyş. Ey Kureyş delikanlıları. Kendi kabilesine söylüyor. Hepimize söylüyor. İhfazû furûcekum ve lâ teznû. Tenasül uzuvlarınızı koruyun, zina yapmayın. Elâ men hafizallâhu lehu fercehu dehalel cenne. Allah kimin tenasül uzvunu korumasını nasip edip zinadan bir kimseyi uzak tuttuysa bilsin ki o kişi cennete girdi. Yani sırf zinadan uzak tutulan cennete girdi diyor burada tek madde yani. Demek ki zinadan korunan diğer haramlardan da korunur demektir. Allah koruduklarını korur. Amma ve lakin biz de ne yapacağız? Sebepler alemindeyiz. Sahip olacağız. Sebeplere riayet edeceğiz. Sebepler nedir? Kullil müminine guddû min ebsârihim ve ihfazû furûcehum. İnanan erkeklere söyle. Öbür ayette ve kullil müminat. İnanan kadınlara söyle. Nur suresinde. Guddû min ebsârihim. Gözlerini yumsunlar. Ve ihfazû furûcehum. Sonra buyuruyor ki namuslarını korusunlar. Demek gözünü yummayan namusunu göremez. Bakarsan sağa sola. İçine oradan bir ateş düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Nazardan yani nazar bakmak demek. O adamın sana bakması nazar değer. O da ayrı bir şey. Yani bu gözün bakmasından sakının şehvetle harama. Mesela ben şehvetle bakmıyorum dersin. Sonra iş değişebilir.
Onun için böyle çok zaten namahreme hiç bakma. Yaşlıymış, gençmiş, güzelmiş, çirkinmiş fark etmez, bakma. Baktığın zaman afet başlar, şeytan oradan medhal bulur, giriş bulur. Kadınlara da söyle, kadınlar da gözlerini yumsunlar. Kadınlar erkeklere bakıyor, bu nasıl iş? Hadi erkek haramdan sakınıyor, bakıyor. Kadın çarşaf bile giyse sağa sola bakabilir. Sende onun fark edilmiyor, erkeğinki kabak gibi. Ortaya çıkıyor kadın veyahut da peçe giydi, bakar. Caiz mi? Değil, o da bakamaz. وَحْفَظْنَا فُرُوْجَ اُنْنَا Bu televizyonlardaki reklamlar bile adamı mahveder. Bırak haberleri yani. Bu reklamları, şeyleri birçoğunun efendim, güya İslami kanal diyorsun, bacak, macak, her yer açık. Böyle olacak iş mi bu ya? Hiçbir yani iki kuruş eksik gelsin. Ne lüzum var kadın reklamı koyuyorsun buraya efendim? Oho! Şampuan reklamları, banyolar, hamamlar. Bu ne oluyorsun ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani bu kadar açık seçik bu reklam konur mu ya? Erkeğin de avretler o zaten erkeğin avreti pek para etmiyor herhalde onu koymuyorlar da. Hep kadın. Seri reklamlar yani bakacak hal yok. Sesi dahi avret mi? Sesi dahi yani tamam Hanefi mezhebine göre avret değil ama şey olursa niye ezan okuması caiz değil, niye kâmet getirmesi caiz değil, niye Kur'an okuması caiz değil erkeklere? Yani tamam sesi buyurun işte telefona cevap verdi, eşiniz evde mi? Yok. Tamam bu kadar caiz ama kırıtarak konuşması veyahut da efendim uzun konuşması veyahut da muhabbete girmesi caiz mi? Değil. Şimdi sen efendim böyle bir reklamlarda hem açık hem ses ayrı bir bela, görüntü ayrı bir bela. Bunda ne var? Böyle bir şey yok. Sana diyor ki gözünü yum. Ondan sonra diyor ki namusunu koru. Sebebine sarılacaksın. Yoksa belayı bulacaksın. Allah muhafaza etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İda İbn Abbas'tan rivayet. İda zahara zina ve riba fi karyetin. Bir memlekette zina ve faiz belirgin hale gelirse fakat ehallu bi enfusim kitab al. Allah'ın belasını başlarına kondurdular. Kondurdular diyor ya. Konduracaklar demiyor ya. Şimdi faiz almış gitmiş, zina almış gitmiş. Bir kariyede diyor, bir kariyede. Hey gidi İstanbul. Burası da bir kariye işte, bir memleket. Bu kadar nüfusla, bu kadar şeyle. Gece teheccüd kılanlar olmasa bu ne olur ya? Hiç durulacak hal yok yani. Ama dostların hürmetine yine ne yapıyor Rabbim? Belayı geciktirebiliyor. Belayı geciktirmesi demek, onlar azaptan kurtuldu demek değil. Ama yine de bir imkan doğuyor. Nedir o? Öbürleri de yaşıyor, yaşarken tevbe kapısı açık işte. Şu tevbe işi var ya. Yoksa fena. İbn-i Ömer radıyallahu anhümadan rivayetine hadis-i şerifte Resulullah buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ezzina yurithul fakr. Zina fakirlik getirir. Fakirlik. Dünyada da fakirlik getirir, ahirette de fakirlik getirir. Ne holdingler batırır. Ne holdingler, ne karlı işleri batırır. Sen sekreterler, mekreterler, açık, maçık, efendim, bürolar dolu, karı kız, erkek, karışık. Ondan sonra oradan birbirine alışıp çıkınca zina gider. Veya orada da çekilir bir kenara zina eder. Odalar, modalar, arka odalar. Ne olur ondan sonra? İş batar, batar. Ulan bu işi dünyanın gavuru gelse batıramazdı. Sen batırdın, sen. Sen batırdın. Zaten yarım aklın var. Karıya da baktın mı o aklın da gitti. Attın bir yere bir imza, kredi gitti, hepsi gitti işte. Sonra ödeyemedin, battı. Şirket battı. Ben mi kurtaracağım seni? Ne yapacağım? Ne işin var ya sekreter mektere dolu kadın kız alıyorsun, çalıştırıyorsun. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasır. Arkadaş sen zaten aklın yarım. Bir de başkasına bakıp da aklını götürecek yere niye insan alıyorsun ya? Olmaz mı onlar? Ah ki de Efendi Hazretleri ne uğraştı bu işlerle, ne uğraştı? Bir iş adamı, bir sekreter alsın yani o cemaattan, ihvandan olsa yani Fizan'da olsa gider ya o. Fizan'da olsa gider ona vaaz eder ya. Bu işler kolay mı ya? Şimdi ne kadar normalleşti. Oh oh. Hanım kardeşim biri mektup yazmıştı hapiste.
Ya diyor hocam diyor, senin diyor şeyini diyor işte, sen hapse girince anladık işte, ne hocalar ya var ya, kimlere kaldık, şudur budur. Mekke'ye gittik diyor, bir turlan diyor. Bir de hocamız var diyor. Hangi turlan gitmiş yazmamış yani. İşte onlar kadın erkek yemekler falan oluyor ya, lokanta şeyini, otelim şunu bu da. Ya demiş, kalbiniz temiz olduktan sonra zarar yok, tokalaşabilirsiniz. Ulan bir de Mekke'de söylüyor, bir de zaten millet bir de ihramda da tokalaştıracak ya. İhramsızken bile caiz değil ya. Demiş ki bir şey yok demiş, tokalaşmak caiz demiş ya. Ya Mekke'de adam karı kız erkeği tokalaştıracak ya, yabancılar. Ondan sonra diyor öyle bir iki bir şey daha yazmış oraya da nasıl fetva verdiğini. Ondan sonra diyor kadın, ben de diyor senden duyduklarımla buna diyor bir vaaz hocaya. Bilmem ne. İşte sen Cübbeli Hoca böyle dedi falan, seni de bahsettim diyor. Ulan ben de dedim şimdi bu herif de kızar bana da söver yani şey değil. Ondan sonra yok demiş, dünyayı bilmem ama demiş, orada yazıyor mektupta, dünyayı bilmem ama demiş, Türkiye'de demiş onun karşısına çıkamaz demiş kimse demiş falan. Yahu diyor senin diyor şeyin bile, adın bile bunları korkutuyor diyor. Yani orada diyor konuyu susturdum diyor yani, kapattım. Hanım kardeş yani yazmış, bayağı da bir detaylı da hepsi aklıma kalmaz. Tavsiye ediyorum diye yeri geçtiğim için aklıma kalıyor, yoksa nasıl kalacak? Amma ve lakin, ya bir din adamı, bir hoca hiç ayet hadise bakmadan bu kadar hadis-i şerifler varken bu adam tokalaşmak bile caiz değil adam. Yok sekreter alma, yok kadın erkek bir arada çalışmaya fetva vermez mi? Oho! Ama bunlar hep harama doğru götüren posta. Bunlar posta, tehlike bunlar. Cezalar çok. Mevla cezasını söyleyeceksin. Büreyde radıyallahu teala rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ma naqada kavmun illa ahde kattu illa kanel katlu beynehum. Bir millet Allah'a verdikleri sözü, İslam'a, Kur'an'a, şeriata, sünnete bağlanacağız, dini yaşayacağız. Bozarsalar iç savaş çıkar. Kendi aralarında harp patlar. Bakın, al 500 sene, 600 sene, efendim 700 sene süt liman, Balkanlar, şuralar, buralar, her yer Osmanlı coğrafyasından sonra, şu İslam kaldırıldıktan sonraki, İslam hükümlerini meriyetten kaldırıldıktan sonraki savaşlara bak. Balkanlardan tutun, doğuya doğru gidin. Her yer birbirini vuruyor. Bazı yerde de hadi anlıyorsun, Sırp'la Boşnak, Sırp gavurdur, Boşnak Müslüman kardeşimiz, Arnavut Müslüman kardeşimiz mesela, hadi onu anlıyorsun, gavur Müslüman diyorsun. Ama bizim içimizdeki savaşları nasıl anlayacaksın şimdi? Sünni-Şii savaşları nasıl anlayacaksın şimdi? Irkçılık savaşları nasıl anlayacaksın şimdi? Sen şucusun, sen bucusun, senin kanın şuradan, benim kanım buradan. Böyle bir şey var mı? Ama İslam'a, Allah'a verilen söz bozulunca iç savaş patlar diyor. Oldu mu olmadı mı? Yeniden Allah'a söz vereceğiz, dine döneceğiz, kalkacak inşallah. Dine dönersek olur. فَلَا ظَارَتِ الْفَحْشَةِ فِي قَوْمُكَ اِلَّا سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ. Bir millette fuhuş, zina, livata, erkek erkeğe, efendim, sihak kadın kadına, lezbiyenlik mesela, bunlar ayyuka çıkarsa اِلَّا سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ, Allah onların başına ölümü musallat eder. Yani çok hastalık, eskiden frengi derlerdi, sonra şimdi AIDS çıktı, şu çıktı, ne kadar hastalıklar ve mikroplar ölüm sebebi olarak Allah onlara musallat eder. Ama ölümü diyor, yani çok ölüm olur bu zina yüzünden. Ne vebalar yani, mikroplar, bulaştı hastalıklar zuhur eder. Mevlana Mesnevisi'nde beyan eder. Evet, diyor Ebru Ber ne ayet peymen'i zekat. Ezzina üftet veba ender cihat. Yani yağmur ve bereketli bulutlar, bereketli yağmurlar zekat verilmediği için gelmiyor. Ve zina yüzünden de her tarafa veba saçılıyor. Yani bulaşıcı mikrop demek. Ve la mena'a kavmini zekat illa habesallahu anhu'l katra. Mevlana boş mu konuşur? Mevlana Mesnevi. Hep ayet hadis, hep ayet hadis. Mesnevi diyorsun, Mesnevi. Mesnevi tefsir gibi işte. Bazı kere kıssalar falan var tabii. Böyle müstehcen de görünen kıssalar var falan. O müstehcen görünebilir. Onda yine ne söylüyor?
Ne hikmetler var orada. Kaç yıl şeyh yapmış adam oraya senin müstehcen zannettiğin kıssaya. Yani onları hep hikmetlidir. Mevlana gibi zatların işlerinde boş olmaz. Ne diyor? Bir millet zekatı engellerse Allah yağmuru hapseder. Yağmuru hapseder ne demek? Yağmur gelse de ne olmaz? Bereket olmaz. Yağar yağar bir şey bitmez yani. Verim olmaz. Evet. Heysem İbni Malik'in İtta'iyyi radıyallahu teala anh. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Mâ min zembin ba'de şirki. Ooo. Demin adam öldürmeyi ikinci dediydim. Bak tabii ben oradaki ayet sırasından gittim. Şimdi burada hadis açıkça söylüyor. اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ ف۪ي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ. Şirkten sonra, şirk, Allah'a ortak koşmak. Şirkten sonra Allah katında bir adamın kendisi için helal olmayan bir rahime suyunu, insan suyunu, menisini dökmesinden daha büyük bir günah yoktur. Zinayı söylüyorum. Yok efendim ben korunuyorum da dışarı boşalıyorum. Fark etmez. Sen hadisten anlasana manayı. Sen ilişkiye girdin mi zinadır. Zaten zina olduğu zaman tamam sen suyunu döktün dökmedin. O durum tespiti oluyor. Ekseriyetle vakı olanı beyan ediyor. Yoksa sen onu yapmasan da zina yaptıktan sonra bu aynıdır. Zinadan büyük şirkten sonra bir günah yoktur. Allah Allah Allah. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet edilen bir hadis. He söyle. 34 JU 1168 Jeep. Burada ise muhakkak alsın arabasını arkadaş. Fela yeznu. Evet evet. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet edilen bir hadis-i şerif. Selâsetun lâ yukellimuhumullâhu yevmel kıyameti. Ve la yüzekkîhim ve la yanzuru ileyhim ve lehum azâbun elîm. Üç kimseyle Allah Teala kıyamet gününde konuşmayacak. Konuşmayacak ne demek? Yani muhabbetli konuşmayacak. Yoksa atın bunu cehenneme diyecek. Atın bunu cehenneme diyecek yani. Ya Allah konuşmasın benimle de hiç zaten kimse de ilgilenmesin falan. Ben de kaynayayım aradan. Nereye kaynıyorsun? Mahşerde öyle adam kaynatırlar mı sen? Gelmişsin dünyaya, yemişsin, içmişsin, yatmışsın, etmişsin. Kulakları, Allah'ları hepsi ondan sonra kaynayacak. Nereye kaynayacak? Allah benimle konuşmayacak. Rahmetiyle konuşmayacak. Onların günahlarını temizlemeyecek. Pis bırakacak onları. Aman ya Rabbi, Allah bir adamı temizlemese onu kim paklar? Dünyanın okyanusunu üzerine döksen temizlenmez ya o. Ancak Allah kulunu temizleyebilir. Ve la yanzur ileyhim. Onlara rahmet nazarıyla taraflarına bakmayacak. Yani bize acıyarak bir baksa yeter bize ya. Kurban olduğum acıyor bize elhamdülillah. Tevbe kapısı açık, tevbe kapısı. Tevbe kapısını unutmayın. Yani ne yaptın ne ettin? E tevbe et. Mübarek adam. Şenik tevbe edersem de bir daha dönersem de daha beter oluyormuş da tevbeyi geciktireyim. Ne belli nasip olacak? Ne belli nasip olacak? Hele gelmiş bu. Yakında tevbe ederim diyenler helak oldu. Tevbesiz öldüler. Senin bu riski göze almaya ne kuvvetin var yahu senin? Ve lehum azabun elim. Onlar için ne var? Çok can yakıcı azap var. Çok can yakıcı. Dayanılmaz cehenneme. Şimdi ayet-i kerimenin sonunda çok rivayetler var, hadis-i şerifler var. Belki hepsini bu gece bitiremeyiz. Ama geçiştiremeyiz. Önemli bir mesele. Rivayetler var. Daha da toplasak çok çıkar ama inşallah haftaya da 9'u oluyor ayın. Perşembe şeyde sohbet olacak inşallah. Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi çağırdı bizi, davet etti. Kocatepe Camisi. Bayrampaşa'da Kocatepe Camisi. Ora büyük değil mi? Alır mı sizi? Ama boş yer bırakmayın ha. Herkesi çağırın cemaat. He? Ya ne yetmez ya, alır Allah'ın izniyle. Neyse inşallah orada devam ederiz. O sohbet de buna ilave edilir. Kayıtlar bir yapılır sonra da. Akşam namazını takip şimdi. Cuma gecesi de akşam namazıyla cuma girmiş oluyor. Tam da Recep ayı girmesinden bir gece önce. Bir o gece girseydi Emre Gaip gecesi olacak.
Hem Recep'in ilk gecesi hikmet var. Neyse gecelerimiz fazla değerlensin. Çünkü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan zaten muazzam bir gece. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan bir sonrası da ne olacak? Recep'in ilk gecesi. Orada biraz Recep ayının da vazifelerini ilk gecenin ertesi gece. Ona da anlatırız inşallah. Hep beraber gelin inşallah. Hanımlar da radyodan dinlesinler. Ne yapalım? Çok büyük yer tutarsak o vakit deriz. Şimdi bu üç kimse kimdir? Oraya da böleriz. Oradan bu dersi anca bitiririz. Ders daha çok. Çünkü zinanın cezaları var. Livatanın cezaları var. Haramların cezaları var. Azapları var. Cehennemi duymak lazım. Cehennem hakkındaki rivayetleri dinlemek lazım. Yani Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Umeru fil cenne ya. Ömer cennettedir diyor ya. Cennetin içindedir diyor hadis-i şerif ya. Öyle olduğu halde Kâb-ül Ahbar Hazretlerine ne derdi? Biraz bana vaaz et derdi ya. Beni biraz korkut derdi. Korkut beni. Zaten yemiyor, içmiyor. Uyumuyorlar, etmiyorlar. Zaten emirül müminin olduktan sonra bütün keyfi kaçtı. Bir koyunun bacağı kırılsa Allah benden sorar. Memleketler arttı. Ta Basralar, şuralar, her yer İslam devletine, Hazreti Ömer zamanında çok açılım oldu. Her yer arttı, artınca sorumluluk arttı. Mübarek hep yerinde duramaz hale geldi. Allah bana soracak diye ya. Artık dayanamadı. Son haccından dönerken uzanmış aya baktı. Dedi, ya Rabbi aciz kaldım dedi ben. İslam memleketleri çok bollaştı, büyüdü. İslam coğrafyası genişledi ama bu iş sorumluluk ister beni. Ömer dayanamaz dedi. Beni al dedi sen. Ya, dünyanın İslam alemi tek halifesi, emirul mümin ama adam ben efendim başa geçeyim de yemeklerim daha lezzetli olsun, hürmet ederim daha fazla olsun, merasimlerim daha izzetli olsun derdinde değil ki adam. Sorumluluğum arttı diye adam ölmek istedi gitti mübarek. Öyle olduğu halde diyor bana vaaz et, beni korkut, beni uyandır, beni uyar. Bizim güldürücüden çok ağlatana ihtiyacımız var. Biz zaten durup durarken kendi kendine gülen adamız. Bizi güldürmeye lüzum yok ki gıdıklama. Adam durup dururken gülüyor. Adama zaten deli derler durup dururken gülene. Ama bizde öyle bir huyu var. Keyfe çok merakız. Gülmek istiyor adam. Adam 50 lira bilet verip de güldürmeye gidiyor adama. 50 lira mı 90 lira mı ne? Adam gülüyor ki beni gül, adam güldürüyor. Şovmen muğmenler varmış. Allah Allah. Gidiyor ona para da veriyor beni güldür diye. Lan ağlatan biri varsa üstüne bir kat daha ver. Git ona. Niye? Keyfin kaçsın. Zaten senin keyif kafana girmiş. Bu keyifle nereye gideceksin? Cehenneme gideceksin. Moralin bozulsa daha iyi değil mi? Ama bize moralinizi çok bozarsak bu sefer hiç gelmezsiniz. Ondan dengelemeye çalışıyoruz yani. Bazı ayetler, müjde ayetleri var. Bazı ayetler, inzar, korkutma ayetleri var. Bu işler böyle. Kur'an-ı Kerim'in sünneti de böyle. Müjde var, korkutma var. Sen kendini hangi halde görüyorsan o. Üç kişiyle Allah konuşmayacak. Onlar temizlemeyecek. Onlara bakmayacak. Onlara çok azap edecek. Kim? Bu da bir farklı bir durum. Niye? Şeyhun zanin. Zinakar ihtiyar. Şimdi bak gençte de azap var mı? Var. Ama tevbe kapısı açık. O başka. Yaşlıya da tevbe kapısı açık. Gence de. Ölmeden tevbe. Allah kabul ederse ayrı. Şartlarını yerine getirirsen tevben kabul olur. O ayrı. Bir daha yapmamak üzere. Ama yaşlı ihtiyar niye söylüyor? Yani gençte şehvet fazlalığından delikanlı diyorsun yani. Kanı deli daha. Onda yine belki fren tutturamadı etmedi. Yaşlıyken zina edeni diyor hiç yeri yok ahirette diyor ya. Çünkü neden? Onda ne olması lazım? Daha durdurak olması lazım. Teskin olması lazım. Sakinleşmiş olması lazım. Yaşlı da tabii şimdi hocam ben de yaşlı kaçtan başlar. Bir de şimdi bu mesele var. Yani kaçtan başlar? Bulu verdiğinden başlar daha ne edecek yaşlı? Ama tabii yaşlıyken zina edenin farkı var mı? Bu hadise göre var. Çünkü sakinleşmesi lazımken kudurmuş yani. Bu ne olacak bunun durumu ya? Bunu cehennem paklar. Müslümansa paklar. Gavur ölüyse hiç cehennem de paklamaz. Ebedi yatar. Şimdi ben bu yaşlı meselesini yani tam hadislerde görmedim. Yani yaşı kaçtan itibar eder falan bilmiyorum ama tabii ki 40'tan sonra da adama genç denir mi 40'tan sonra? He? Denmez ha. 40'tan sonra genç denmez. Ha şu hadis-i şerifi belki burada okuyabiliriz. Men cavezel erba'in ve lem yeglib hayru şerrahu
felete cehez ilenler. Yaşı 40'ı geçip de hayrı şerrini geçmeyen ceizini, bohçasını ateşe hazırlasın diyor. Bu hadise de baktığın zaman bir 40'ı geçip de ifadesini görüyoruz. Demek ki o yaşlardan sonra da artık zina, Allah muhafaza etsin. Ama olur, bazı kere gençlerin daha freni tutar, yaşlıların freni tutmaz. Böyle de durumlar olanlar var. Allah koruduğunu korur ya. Celle Şanü Celle. Ne gençler var ya. Ne namuslu gençler var. Ne kadar zinadan sakınan gençler var. Bunlar gıpta edilecek iş yani. Ve melikun kezzab. İkincisi yönetici, kral. Yani şimdi krallıklar yok da ekseriyetlerde. Yani yönetici konumunda, hükümdar yani. Fakat kezzab. Ne demek kezzab? O sizin tuvalete döktüğünüz kezzap değil. Kezzap çok yalancı demek. Kazip olsa yalancı, kezzap olsa çok yalan. Niye öyle? Ya işçi, aşçı benim gibi falan alt tabaka olsa idare belki eder az bir şey. Sıkıştı, mıkıştı, takıya yaptı, korktu, morktu bir şey derse. Ama sen zaten yöneticisin, korktuğun bir konum yok. Niye yalan konuşuyorsun be sahtekar adam? Ha o zaman ne olur? İşte bu Allah hiç nazar rahmetiyle bakmaz. Neden? Sen kimseden korkacak konumda değilken niye yalan söylüyorsun? Bu var. Bir de ve ailü müstekbirun, kibirli fakir. Bu da bir acayip şey. Hadis-i şerifi anlıyorsunuz değil mi? Hep tersten geliyor. Yaşlıyken zina isteği azalması lazım. Hükümdar olanın yalan ihtiyacı olmaması lazım. Fakirin de kibirli olmaması lazım. Zengine de yakışıyor. Zengine de caiz. Zengine kibir caiz mi? Kibir haram. Ama ve lakin fakire hiç yakışmıyor yani. Fakirin kibiri hiç yakışmıyor. Ama bir adam hem fakir hem de kibirli olursa bu adam Allah hiç rahmetiyle nazar etmez. Burada biraz ne var? Farklı manalar var. Anladınızsa. Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu Buhari'de de var. Ma teraktu ala ümmeti ba'di fitneten. Darra alel ricali minen nisai. Ümmetim üzerine benim ardımdan, benim arkamdan erkeklere kadınlardan daha zararlı bir şey bırakmadım. Kadınlardan daha zararlı. Kadınlar ne yapsın? Kadınları açarsan, saçarsan, sokaklara dökersen, efendim sekreter yaparsan, erkek kadın karıştırırsan, onlara bakarsan, o zaman kadın sana ne olur? Zararlı olur. Yoksa kadının ne zararı var? Çarşafa sokarsan, evinde oturursa, çocuğunu bakarsa, kadın nimet. Bulunmaz bir şey ya. Ama onu da o zararlı hale kim getiriyor yine? Yine erkekler. Yine erkekler ya. Acayip bir şey. Onun için kadınları bozan, kadınları açan, kadınlara efendim bu modaları öğreten, kadınları bu efendim serbestliğe koyanlar yine kimden çıktı bu iş? Yine erkeklerden çıktı. Amma ve lakin zarar döndü ne yaptı? Zarar geldi. Bütün ümmeti yaktı. Şimdi gel de kurtar. Doğruyu dediğin zaman da gerici olacak hale geliyorsun. Ne var ya bunda? Ne demek ne var ya? O başörtülerde bir alem, kimisi kapalıyım zannediyor. Kâsiyâtün âriyât. Giyinmiş çıplaklar Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cazibeli, cezbeli, cicili, bicili başörtüler. Efendim daracık pardüseler, bilmemler, etekler, tayyör, toyyer bir şeyler. Yok İslam'da bunlar. Kocama giyebilir miyim? Ya kocana istersen soyun ya. Tövbe ya Rabbi. Bana ne soruyorsun ya? Ya kocana ne soruyorsun bana koca? Bir de o çıktı şimdi. Ya sen yabancı erkeğe giyiyorsun ya. Yabancı erkeğe giyiyorsun. Sokağa çıkıyor vaziyette. Kocasına peşmurda kılık kıyafetten giriyor çöpçü gibi. Sokağa çıkarken süsleniyor. Ya sen niye süsleniyorsun sokakta? Kim görecek seni? Olmaz. Ben kadınlar toplantısına gidiyorum. Kadınlar toplantısına giderken 50 tane erkek görüyor. Yolda, arabada, asansörde, şurada, burada böyle kocana efendim, makyaj yapabilir miyim, şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim? Ha içinde alkol malkol haram bir şeyler olmadıktan sonra kocan için süslenmek caizden öte teşvik edilen bir ameldir. Erkek de hanımı için süslensin, kadın da kocası için süslensin. Bunlar hepsi var. Ama bu olmaz. O zaman ne olur? Zarar çok olur. İbn Abbas radıyallahu anh ne buyuruyor? Geçmiş ümmetlerde
Beni İsrail özellikle, İsrailoğulların inkırazı çökmesi, bitmesi, batması, yani eski ümmetler dediğin zaman 124 bin bir rivayet 224 bin peygamber gelmiş. Bak 224 bin. Bu tabi sayı fazla da olabilir. Hadislerde, ayetlerde geçmeyenlerde olduğu yine ayette zikrediliyor. 224 binden baz alsak ne demek bu ya 224 bin? Bu kadar peygamberin ümmeti var ya. Bunların ekserisi kime geldi? İsrailoğullarına geldi. İsrail zaten kim? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'dan ondan beri gelen nesle geldi bu peygamberler. Ta İsa Aleyhisselam bile kime geldi? O da İsrailoğullarına geldi. Kur'an-ı Kerim'de. Ya beni İsrail diyor. O da onlara gönderildi. Baktığın zaman bu hesaba 224 bin peygamberin 100, 200, 300, 500 belki hesap hadiste geçmeyince kafadan konuşamam. Tabii ki Hindistan'a da peygamber gelmiş. Her yere gelmiş. İmam Rabbani Hazretleri diyor Hindistan'da kabirler var. Üzerlerinde nur görüyorum. Burada peygamber kabirler var. Keşfetmiş onu. Bak şimdi açmışlar oraya. Biz de gittik o zaman. Efendi Hazretleri'ne gittiğimizde gidemedik. Sonra da bir daha nasip olmadı. İnşallah gideriz. 40 tane falan peygamber kabri çıkmış orada. Kazıda da çıkmış. Hiç çürümemişler. Upuzun böyle mezarları açık şu anda. Efendim ziyaret ediliyor yani. İmam Rabbani boşuna der mi? Bak burada diyor peygamber nur görüyorum diyor. Yani oralara da mutlaka peygamber gitmiştir. İnsan olan her yere peygamber gitmiştir ama azınlıktır yani. Çünkü oralarda toplum azdı yani. Geçen biri kalkmış bana diyor. Kutuplara peygamber gitmiş mi? Ya dedim ayılara peygamber mi gidecek kardeşim? Kutupta adam yok, bir şey yok. Ayıya ne yapsın peygamber ya? Yani lüzumsuz şeyler soruyorsan gibi hele hocayı şey edecek, anlıyor musun yani? Efendim, susturacak diye dedim. Ayılara peygamber gelmez ki dedim ya. Ne konuşuyorsun? Ne var? Kutuplarda ümmet mi var dedim ya. Şimdi bile ümmet yok. Kaç bin sene evvel ümmet mi olur ya? Kar kaplamış her yeri ya. Yok kutupların namazı bilmem nesi. Giderken telefon et söylerim nasıl kılacağını canım. Merak etme indirim yok. Beş vakit kılacaksın. Fark etmez. Saatini veririm sana kılarsın. Namazdan yırtmak için gidip ayılarla arkadaş mı olacaksın? İki vakit namaz düşer mi diye. Ona uğraşıyor ya. Ama dünyanın bir muhtelif yerler, peygamberler hep gitmiştir ama insan olan yere gitmiştir, insan olmayan yere niye gitsin? Ama bütün şey, tabi Mezopotamya ve Orta Doğu coğrafyasına gelmiştir peygamberlerin çoğu. Ya bunlar düşünsenize adamlar, ne yapıyorlar? Öğlenle ikindi arası ayaklanıyorlar, efendim 300 peygamber öldürüyorlar. Bir günde ya, 300 peygamber, dünyada bir tane peygamber yok şu anda, bütün dünya muhtaç, bir tane yok. 300 peygamber öldürüyor adam ya. Her köyde bir peygamber var. O zaman. Sonra ikindiye kadar da onları destekleyen alimleri öldürüyorlar. Alimler yapmayın etmeyin deyince mesela. Böyle adamlar. İsrailoğullarında ve geçmiş ümmetlerdeki peygamberlerde bakıyorsunuz, ediyorsunuz. İbn Abbas Hazretleri bunu tabii söylüyor. Kafir olan, dinden imandan çıkan bütün ümmetler kadın meselesinden gavur olmuştur diyor. Bak burada kadın meselesinden gavur olmuştur diyor. Yani bir kadın ya hükümdarı ayartıyor padişahı öldürtüyor. Çünkü biliyorsun mülk nübüvvet meselesi İlyas Aleyhisselam'da oldu neler oldu yani kadınlar kocalarına efendim işte veya sevgililerine neyse ısrar ediyor. Şunu ediyor, bunu ediyor. Bu adamı öldürürsem ben sana birleşirim. Şunu yaparım, bunu yaparım falan. Birçok peygamberi de kadınlar öldürttürmüşlerdir. Onların işlerine gelmeyen fetvalar meselesinden. Peygamber geliyor şununla evlenemezsin, bununla evlenemezsin. Şimdi duyuyorum mesela Firavunlar zamanındaki şeyde asil olanlarla evlenmek için soylu meselesi, kan soyluya gitsin falan. Kız kardeşleriyle evleniyormuşlar krallar. Peygamber geliyor diyor kız kardeşini evlenemezsin. Evlenemezsin deyince onu hemen devreden çıkarıyorlar. Böyle birçok olaylarda yine bu evlilik meselelerini. Ya ilk insan kim? Adem Aleyhisselam ilk cinayet nedir? Kabil'in Habil'i ölmüşü. Nereden çıktı? Yine kız kardeşi evlenme meselesinden ya. Kendinle doğanla evlenmek haramdı. Aynı batında olanla değil de öbürün ikizinin olanla evlenecek. Onunki kendi batınında olan ikizi güzel olduğundan yine kadın güzelliği meselesinden onunla evleneceğim diyerekten olay çıktı. Yani dünyanın kuruluşundan geliyorsun, zaten çözüyorsun meseleyi yani. Dikkat etmek lazım. Bu kadınların suçu mudur? Meselesine gelince, kadının suçu ne zaman olur?
Allah sana erkeklik vermiş, akıl vermiş, din vermiş, peygamber göndermiş, vahiy göndermiş. Sen kadına aldanıp da bu haramı, bu günahı yapıp peygamber öldürecek kadar, dinini değiştirecek kadar, mürtet olacak kadar sapıtıyorsan, ya o kadının ne suçu olacak? Kadının günahı kendine, bir misli de sana. Sana iki misli ya. Çünkü sana gelen akıl, vahiy, belki de onda yok. O imkan. Ama sen buna rağmen nefsine uydun. Demek ne kadar zayıf adamsın. Ne kadar bozuk adamsın demek. Kıyamete kadar da diyor kafirlikler kadınlar cihetinden gelecektir. Allah. Bunu incelediğin zaman belki de Yahudilerin bu hale gelmesi, bu kadar ümmetinlerinin bozulması, kitaplarının tahrifi. Kitaplar da öyle. Zina meselesinden. Tevrat niye değiştirildi? Çünkü Tevrat'ta ne vardı? Zina edene recim. Recim ne? Taşlan öldürmekti. Ne yaptılar? Gittiler şeye, hahamlara, şuna buna. O zaman hafız az, kitabı bilen az. Ne olacak? Fakir zina yaparsa yakalıyorlar. Recm ediyorlar, öldürüyorlar. Kralın kızı yapmış. Hükümdarın oğlu yapmış. Bu sefer ne dediler? İşi yumuşatalım dediler. Oradan efendim paralar, rüşvetler, şunlar bunlar. Ne diyor Kur'an? Semma'ûne lil kezib ekkâlûne lil suhti. Bu Yahudi hahamları diyor bunlar. Çok yalan dinlerler, çok haram yerler diyor. Niye haram yiyor? Fetvayı ona göre kitabın üstünü çizmiş. Allah'ın ayetinin üstünü. Orada öldürün diyen yeri çiziyor. Eşeğe ters bindirin, suratını boyayın, tükürün diye yazıyor. Lan nasıl da uyduruyorsun bu kadar bunu ya? Eşeğe ters bindiriyorsun. Ulan insan ölümden beter aslında ama işte göğe ceza vermiş ona. Ayeti böyle yaptı bunlar ya. Ayetin üstünü değiştirdi. Abdullah bin Suriye, Abdullah bin Selam Hazretleri'yle karşılaştıklarında Tevrat'ta recim var mı yok mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, sizin dininizde ne vardı? Onlara amel edeceğiz. İki Yahudi zina etmiş de hükmü gelmişler, Efendimiz'de recim yoktur diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, siz benim dinimden değilsiniz ki. Ben sizin dininize göre size fetva vereceğim. Tevrat'ta ne yazıyordu bakalım deyince, hani recmi çıkartma olsun. Açtı kitabı, okuyor, nasıl olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir, okuma yazma bilmez diye. Parmağın üzerine koymuş böyle. Orayı es geçiyor. Kendi dediğini söylüyor. Orada yazanı söylemedi. Ama Abdullah bin Selam Yahudi alimlerinden Müslüman olmuş tabii ki. Kaldır parmağını dedi. Kaldır dedi şuradan parmağını. Kaldırdı. Bir okudu. Recim yazıyor. Yine nereden bak? Allah'ın kitabını değiştirmek işte. Gavurluk. Nereden gelmiş yine? Yine zinadan. Yine recimden. Yine kadın erkek işlerinden hep geliyor. Geliyorsun. Oraya gidiyorsun. Peygamberlerin öldürülmesinden, kitapların değiştirilmesinden, harpler, ne harpler çıkmıştır bu meseleler, ne harplerimiz. Ya Rabbi ya Rabbi, bu nefsimiz kadar azgın bir şey yok demek ki ya. Ne bela olmuş başımıza. Ancak Allah ıslah edebilir, ancak Allah hidayet edebilir, koruyabilir, kurtarabilir. Ya Rabbel Alemin. Evet. Ebu Salih radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki, benim ulaştığım rivayetleri topladım. Bu rivayetlerden çıkarttığım sonuç, bak çok önemli bir bilgi söylüyor. Cehennem ehli, yani yanan diyelim Müslümanlar, eski ümmetlerin de müminlerine, yani cehenneme girenler. Veya tabi kafirin zaten günahı sorulmaz, artık kafirdir. Ama cehenneme girmiş bu kadar, Adem Aleyhisselam'dan tutun kıyamete kadar Müslümanlardan da girecekler var. Eski ümmetlerin Müslümanlarından da günahkarlar var, girecekler var. Sonunda çıkacak ayrı da. Ama diyor, bütün bunların günahlarını topladığınız zaman cehenneme girme sebebi. Hani mesela istatistik yapılıyor ya, araştırmalar yapılıyor, sonunda bir sonuç çıkıyor ya mesela. Yani bu sene en fazla ne yenmiş? Biber yenmiş mesela. Değil mi? Sebze halinden çıkart bu. Bir araştırdım diyor, ne çıktı diyor? Kadın günahları diyor hep. Erkeklerin kadınlarla yaptığı, kadınlarla ilgili günahlar tüm cehennemde yananların günahlarının ekseriyetini teşkil ediyor. İşte sana istatistik yani. Devlet planlama bilmem efendim raporu çıkıyor ya böyle. Ha sana çıkarttık. Cehennemin bilmem efendim sevkiyat raporu. Tamam, cehennemin sevkiyat raporu. Kadın meseleleri. Korumak lazım insan kendini ya. Rubbe şehveti saatin evrasen hazenen tavile. Bir anlık şehvet, birkaç dakikalık keyif, başına binlerce sene yanma cezası çıkarır. Binlerce sene ya. Ya yanılır mı kardeşim ya? Yatakta bile bir tarafın ağrıdı mı? O düz yatakta, rahat yatakta bile
Oran burada arıyor senin ya. Senin derken benim yani. Ya yataktan o yana dönerken uyanıyoruz ağrıdan, kolumuz, bacağımız. Biz nasıl, bir kramp giriyor. Geçen bir krampçı hasta, bağırma huyum yok pek. Yoksa bas bas bağır başkası olsun. İki ayağıma birden duramıyorum. Sonra meğer magnezyumum düşmüş bilmem. Benim stokları ki de bir düşer. Bir demir düşüyor, bir o düşüyor, bir bu düşüyor. Ben de o hapı al, bu hapı al. Geliyorum buraya işte, barutu sizde tüketiyorum. Ondan sonra gidiyorum yine yat aşağı. Yatamıyoruz da yine, kitap çalış, dergi çalış. Ama biz, Efendi Hazretleri derdi ya, şimdi dersin cehenneme gireyim ne olur? Efendim senin böyle çok hikmetli söyledi. Şimdi öyle dersin. Ama ben seni biliyorum, sen zayıfsın, dayanamazsın. Sivrisineğe dayanamazsın. Ya sana bir sivrisinek musallat deseler, elini de bağlasalar. Ne yapacak? Isırır da ısırır. Nasıl bir şey? Uyuyamazsın ki ya. Böyle yapsan şöyle yapsan. Elin yok gitti. Bir bağlasınlar eli. Bir sivrisinek Nemrut'un işini bitirdi, hem de topal sinek. Sana bir 5-10 sivrisinek ne yapar seni? Ne yapar? Ya kardeşim, sen buna dayanamazsın. Bir de cehennemde bir de yılan akrebi de salacaklar üstüne. Cehennemde öyle havalanarak yanmak yok. Cehennemde bir de yılan akrep var başına. Hep hadisler var burada dolu. Şimdi okuyacağım, okuyamıyorum. Siz şimdi benim anladığım, haftaya gelmezsiniz. Dersin devamı vahim. Değil mi? Vallahi siz 50 lira 100 lira verip külecek yere gideceğinize, en evvel gelin de dışarıda yer kalmaz, dışarıda kalmayayım diye cehennemi bir dinleyin haftaya. Burada bu neler var? Cehenneme girmeyin ha! Dinleyin! Dinleyen girmez inşallah. İnanan girmez ya, inanan korkar, korkan kaçar. İnanmayan dalar girer yani. Biz Müslümanız ya, biz bunu duyup da bu belaya bulaşamayız biz. Korkmamız lazım, sakınmamız lazım. Şu rivayet bile bak, buradaki rivayetleri bari bil. Eban bin Osman radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamet günü mahşerde herkesin bir durumu var. Faiz yiyenler nasıl belli olacak? He? Saralı. Tak, saralılar nasıl düşüyor? Tak düşecek. Kalkacak, tak düşüyor. Herkes ne diyecek? Bu faiz yemiş. Zaten katillere ne verecekler? Bayrak verecekler. Hadi aisyum bir rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Adam bayrağı taşıyor gidiyor ya. Bütün millet bak eyvah. Bu katillik zor iş. Hoca ben tevbe yok mu? Var. İlla men tevbe ve amene. Tevbe ederse, imanı tazelerse, salih amel işlerse, kırdıklarını, döktüklerini toparlarsa, temizlerse, he? Tevbe edene af kapısı var mı? Yahu adam 90 senelik kaşellenmiş gavur olsa diyorum, şimdi iman etsin Allah kabul ediyor da, Müslüman günah yaparsa niye onu kabul etmesin? Burayı hikmetli olarak söylüyorum zaten. Günah yapılsın diye söylemiyorum ama ümit kesilmesin diye söylüyorum. Öbür türlü de feci bir ümitsizlik. Ben zaten 3-5 zina yapmışım, ben ebedi cehenneme gideceğim, o zaman devam edeyim. E bir de bir şeytanın böyle bir meselesi var ya. Ondan dolayı iblisle de ne yapmamak lazım? Millete, iblise yol açmamak lazım. Şimdi biz kapatırsak rahmet kapısını, haşa, Allah'ın kapatmadığı kapıyı biz nasıl kapatırız? Ama o zaman iblise kapı açarız yani. Tevbe kapısı her zaman açık. Bakın, bu ayetin devamında tabii bu geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yatsıyı kıldım diyor. Yatsıyı. Şimdi inşallah biz de kılacağız. Ama fark var. Kiminle kıldım diyor? Resulullah'la kıldım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hey gidi Ebu Hureyre. Çekildim diyor. Ebu Hureyre de mübarek. Fakirlikten evlenemedi. O da zinadan çok korkuyor. Vallahi la ezniyene. Vallahi ya Rabbi yemin ediyor şey diyor. Ya Rabbi zinadan muhafaza et. Ya Rabbi zina nasip etme falan. Dediler ya sen Ebu Hureyre'sin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibisin, arkadaşısın. Sahip arkadaş demek. Arapçadır sahip. Türkçesi ne demek? Arkadaş, sahabi işte, sahabi. Sahip. Oradan gel, sohbet kökünden. Sen onun arkadaşısın, sen bu kadar vaaz dinlemişsin, binlerce hadis rivayet etmişsin sen. De amentü bi muharrifil kulub. Ebu Hureyre'nin sözüne bak. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim diyor. Bir çevirirse beni diyor mahvolurum. Korkmak lazım ya. Sen peygamber değilsen madem, peygamber değilsen korkmak lazım. Peygamberler bile tevbe ettiler mi? İstiğfar ettiler mi? Günahları var mı? Yok.
Yok. Ama istiğfarla yaşıyor. Evladım derdi Ali Haydar Efendi babamız. Kaddesallahu aleyhi. Mahmut evladım derdi. Peygamberler bile istiğfarla yaşadı. Evladım. Peygamber ya. Bütün Kur'an Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Ta cennette başına gelene bak ya. Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi nefislerimize zulmettik. Ve illem tağfir lena terhamna. Sen acımazsan, sen bağışlamazsan. Lenekûnenne minel hâsirin. Dünyayı ahireti kaybedenlerden olacağız. Koca peygamber, ilk insan. Bütün Kur'an Rabbi gfirli ve Süleyman Aleyhisselam. Ya Rabbi beni affet. Davud Aleyhisselam. Fegaferna alehu zâlik. Davud'u affettik. E tamam, senin benim gibi günahı yok haşa. Ama tevbe, 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 istiğfar. Af isteyeceğiz, Allah bağışlayacak. Kalpleri çevirene inandım diyor. Ya ne demek? Ben peygamber değilim. Bir de boz kalbimi çevirse bir de baktın zinaya düşerim. Böyle korkuyordu yani. Sahabe böyle korkuyor. Biz kendimize güvenmeyelim. Namazdan döndüm baktım kapıda bir kadın. Kadın oturuyor. Dedi ki sana bir soru soracağım. Başıma bir iş geldi. Buyur, tevben var mıydı? Dedim nedir? Dedi ki ben zina yaptım. Kadın diyor. Bir de çocuğum doğdu. Çocuğu da öldürdüm diyor. Yani artık yayılmasın, duyulmasın neyse işte öldürdüm diyor. Ebu Hureyre de işte fetva vermek çok zordur. Böyle rastgele fetva verilmez. O anda sen dersin ki yok senin tevben dediğin anda sen helak olabilirsin. Bilmeden fetva verilmez. Ecraukum alennâr, ecraukum alel fütya. Cehenneme girmeye en cesaretle atılanınız, fetva vermeye en cesurca atılanınızdır. Kim böyle hemen? O şadırvan müftüleri var ya, camilerin önünde şadırvan, şadravan derin eski, şadravan müftüleri. Otururlar orada böyle. Caizdir, değildir, ahkam keser. Hiçbir ilmi de yok. Dedim ki diyor, sen nerede af olacaksın be dedim diyor. Sen tövben ve ben yok dedim diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, ne bilsin. Kadın da dedi ki diyor, vah hasrata, ey benim başıma gelen, kendine bakmış da böyle, benim bu cesedim, bedenim, vücudum diyor, şimdi ateş için mi yaratıldı demek. Yandım ben de, hep yanacağım dedi. Yani şimdi o Ebu Hureyre'nin dediğine inanıyor. Diyor ki demek ben ateş için yaratıldım, yani yandım ben diyor yani, yandım. Bir de yani şimdi bu bedenine bakıyorsun, bunun cayır cayır yani ebedi yanacak dediğin zaman nasıl dayanılır ya? Gittim diyor sabah namazına. Gece bitti. Sabah namazına gittim. Resulullah'la kıldım sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sahabenin bu şeyi var. Hemen gittim Resulullah'a durumu anlattım. Dün gece başıma böyle bir iş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne cevap verdin? Dedim ki la ve la keramete. Hayırsız dedim diyor. Tevben kabul olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bise makulte. Ne kötü cevap vermişsin. Ne kötü konuşmuşsun sen. Niye? Sen ema kunte tekravadilat. Sen bu ayeti okumuyor musun dedi. Hangi ayet diyor? Ben orada atıyorum. Hatırıma gelmemiş. Koca Ebu Hureyre yani. Kur'an'ı bırak, hadislerin hafızı. Ama işte fetva işi böyle bir meseledir. Niye efendi hazretleri böyle? Bunu bir kitaba bakalım. En iyi bildiği bir şey. Biz atlayacağız az daha vermeye yani. Efendi yanında konuşamıyoruz da. En iyi bildiğimiz bir şey. Bunu bir kitaba bakalım. Hocalara bir soralım. İşte böyle bir efendi işte. Niye? Niye yanlış yapmıyor mübarek insan? Pay bırakmıyor ki. Şu ayet okumadım. Hangi ayet? وَالَّذ۪ينَ لَا دُعُونَ مَا اللّٰهِ لَا نَاخِرَ okuyor. İşte şirk koşmazlar, adam öldürmezler, zina yapmazlar. Yapanın cezası şöyle. Hadisler, rivayetler. Yani hadislerin o aradaki hadis-i şerifleri, rivayetleri biz şimdi bir dahaki haftaya bıraktık. Ayeti bitiremedik yani, onu demek istiyorum. Ayetin devamına mana versen, bunu yapan ethama kavuşacak, azabı kat kat edilecek, alçak edilmiş vaziyette, cemde ebedi kalacak falan. Bunları şerhini haftaya bıraktım. Çünkü ebedi kalma meselesi kafirlere mahsustur. O ehli sünnete göre onu anlatacağım. Şimdi giremiyorum oralara. Onlar okuyunuyor. Nereye geliyor? İlla men tevbe. Ancak tevbe eden müstesna. Ha bir de onun ilerisi de var. Amen. Feülekbettirullah seyyat mahsene. Tevbesinde de sebat ederse. Bir daha da bozmazsa. Ölünceye kadar o zaman günahlarında ne yapar diyor Allah? Siler.
sevaba döndürür. Yani günah sevap olmuyor da. Yani kötü iş iyi işe dönmüyor da yani. Karşılığı o siliniyor, yerine bu konuyor. Bu hadisi sen okumadın mı diyor. Ebu Hureyre diyor ki eyvah, şimdi diyor kadın kurtuldu da ben yandım diyor. Ne yapacağım? Kadını bulacağız. Fetvayı vermek lazım. Şimdiki gibi Lale Gül Efendi'den ilanlar. Evet, kime böyle dediysem fetva değişmiştir. Kolay. Şimdi canlı yayın gitsin duyurular ona. Nerede bulacak Medine'de? Gittim diyor, çıktım yola Medine'de ne ev, ne yol, ne patika, bir yer bırakmadım. Her yere gittim. Çünkü kadın benim evimin kapısına gelmiş. Ben onun kapısından geçerken yani evini bilmiyorum. Gittim her kapıda durdum. Her kapıda. Evet. Şimdi bizim gibi de terbiyesizlik yok ki tabii. Bizde olsa ne olur? O zina yapan kadın var ya. Ulan böyle konuşulur mu? Konu var, komşu var. Millet duyar, ayıptır. Bizde edep diye bir şey yok ki. Edep. Dedim ki diyor, Ebu Hureyre'ye gelip fetva soran kadın aranızdaysa, şimdi ona fetva vereceğim veya duyuracağım bir şey, sonunu da dikkatli bağlamak lazım. Kadın zaten yandım diyor, gitmiş. Şimdi buna gelsin bir daha bildireceğim, şunu diyeceğim, bunu diyeceğim dese gelmez. Diyor ki Ebu Hureyre'ye gelip fetva soran kadın varsa müjdeler olsun ona diyor. Müjdeler olsun deyince hani illaki duyulur da kadın da müjde duyunca gelir diye. Ya ne akıllı insanlar ya. Bir yarım satırda bak ne kadar kısa bir cümle kurdu ya. Biz olsak var ya batırırız ya mevzuları, bütün mahalleler şey olur ya. Diyorum bak Ebu Hureyre'ye gelen kadın varsa sevinsin diyor. Tamam. Ondan sonra diyor o gün yani sabahtan çıkmış yola, namazdan beri eve daha gitmemiş. Ebu Hureyre o gün ne yemek yiyebilir ne su içebilir o üzüntüyle. İşte ikindi vakti olmuş artık. İkindi vakti diyor. Geldim, kadın benim kapımda. Kapıya gelmiş. O çünkü orada bulmuştu onu. Dedim ki diyor, ebşiri inni de kartülü nebi sosu makultili, sevinebilirsin diyor. Ben senin anlattıklarını peygambere anlattım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve makultüle ki benim sana dediğimi de anlattım. Benim sana ne dediğim dedim. Fekale bana buyurdu ki bise makulti, sen ne kötü söylemişsin. Biz olsak ne olur? Şimdi gittik böyle bir yanlış yaptık. Gittik Efendi Hazretleri de bizi fırçaladı. Diyelim Efendi dedik ulan ne bozuk adamsın dedi. Ne yanlış konuştun dese. Gidip oraya der miyiz öyle? Ne deriz? Yani doğru demişsin de biraz izahlar eksik olmuş da. Lan ne kıvırıyorsun be? De ki Efendi bana dedi ki ne bozuk adamsın. Dediyse de işte. İşte sahabenin farkı. İşte sünnet, işte hadis, işte bize gelen yol. Yani Peygamberimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir ayet gizlenseydi, Allah deseydi ki bu kadar Kur'an indirdim, bir ayeti gizlemene izin veriyorum deseydi, neyi gizlerdim? Zeynep validemizle evlenme mesele, o ayeti, yani evlenmezdim diyor yani, evlenmezdim, o ayeti de şey yapmam ama Allah emretti. Ama o ayeti gizleyebilir misin? Sahabede bu konumda, hadisler niye bize sağlam geldi? İşte herkes böyle biraz evirseydi, çevirseydi, ben diyor, dedim, o da bana dedi ki sen ne kötü konuşmuşsun. Bak yani bunu aynen anlatıyor. Ema günde tekravazilate. Sen bu ayeti okumadın mı? Dedi bana, buyurdu bana. Dedim diyor. Sonra da kadına ayeti okudum diyor. Ayet biter bitmez secdeye kapandı diyor. Ehmedullah lezî cealeli tevbeten ve mehreca. Bana bir tevbe ve çıkış kapısı yaratan Allah'a hamd ederim dedi. Çünkü ne yapsın ya? Gelmiş başına bir iş. Ne yapsın? Senin tevben yok, nasıl diyeceksin Müslümana ya? Hangi günah olursa olsun ya, bir Müslümana tevben yok, nasıl diyeceksin ya? Onun için kimse ümidi kesmesin. Ama tevbede sebat etmek lazım ya. Evet. Ondan sonra yanında bir şey vardı, cariyesi vardı. Kadının da cariyesi var. Kadın şey değil, köle falan değil. Asillerden yani. Kadının da bir cariyesi var. O cariyenin de çocuğu var, oğlu. Kendi oğlu var o cariyenin. Dedi ki eşhedü en la dil cariyete ve ibnün la hurrani li vecillah, ben diyor yaptıklarımdan tevbe ettim. Bir daha yapmama azmettim. Bu cariye ve bunun çocuğu da Allah için hürdürler dedim diyor.
dedi kadın. Bir de şimdi kefaret olmak üzere de ne yapmış? Bir cariyesi, bir kadının cariyesi demek ona ölünceye kadar hizmet edecek garantisi var ya. Öyle kolay bir şey değil. Sen şimdi bir öyle temizlikçi memedikçi bilin, temizlikçi geliyor evin kadınına ağalık yapıyor yani. Öyle değil, cariye ne demek? En değerli bir mal yani, satsa falan çok kıymetli. Yani o zamanki durumda çok kıymetli bir mal. Sen şimdi biraz senin kolayına hafifine geliyor da yani. Sen şimdi Boğaz'da yalısı olanın yalıyı Allah rızasına vakıf vermesi gibi bir şey yani, birkaç milyon dolarlık bir kadının cariyesi o değerdedir. Maddi değerinden konuşuyorum. Öyle kolayınıza gelmesin. Aa, çocuğuyla beraber, çünkü çocuğu da köle oluyor ya öyle gittiği zaman. Onu da hür yaptı. Allah için diyor, ben tevbe ettim diyor. Mevla tevbesini kabul ediyor. Demek ki biz burada ne yapmayacağız? Ümitsizliğe kapılmayacağız. Amma ve lakin korkuyu elden bırakmayacağız. Çünkü ben tabağı pisleteyim de sonra temizlerim. Ya pisletme. Defteri kirleteyim de sonra tevbe ederim, sildiririm. Ya kirletirsin belli de sildireceğin belli değil ya. Tevbe eder misin, edemez misin? Allah tevbeni kabul eder mi, etmez mi? Tevbenin şartları var, yerine getirebilir misin, getiremez misin? Tevbe nasip olmadan ölür müsün, ölmez misin? Bunlar belli değil. Ne lüzumu var zina yaparken imanlı olarak yapmıyor gibi bir tehlike. O anda da bir ölme tehlikesi var. Amma ve lakin. Ben deprem vaazında da o zaman söylemiştim. Sonra mahkemeler oldum, hapisler yattım, şunu ettim, bunu ettim. Ama ben ehli sünnetim. Ben hiçbir zaman ehli sünnet dışına çıkan konuşma yapmam. Zina yaparken kadın erkek zina halinde ölseler, birbirine yapışık, kafir diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü yaptığı işi haram olarak inandıktan sonra Müslüman bunu haram olduğunu bilir. Ama düşmüş nefsin eline, o arada deprem olmuş veya ne olmuş, ölseler bunlara kafir denir mi? Yapışık halde, yapışık yine kafir denir mi? Denmez. Hani burada diyordu ki iman alınır, kamil iman alınır dedik size. Yoksa gavur olur manasına değil. Kamil iman alınır. Bundan dolayıdır ki ehli sünnet olarak helala harama inananları ne günah yaparlarsa da kafir ilan etmeyiz ve edemeyiz. Bir insan kafir dese Allah muhafaza ona kafir deriz. Çünkü neden? Hiçbir günah adamı dinden çıkartmak. Nesefi itik akaidi. Ehli sünnet metinleri var ya, emali. Duyuyor musunuz bunları? He? Siz ancak hangi lokantada et daha güzel? Onları diyorsun. Parası olanlar, parası olmayanlar hangi sigara daha güzel diyorsun. Kardeşim, ehli sünnetin itikat metinleri var. Duydunuz mu onları? Tahaviye var, Bedülemali var, Nesefi var, şu var, bu var, dolu. Nesefi akaidinde ne diyor? El kebîretü lâ yuhricül abde minel iman. Büyük günah kulu imandan çıkarmaz. Ve la yudhilu fil küfür, kafirliğe de sokmaz. Ne demek bu? Zaten imandan çıkmadı. Bu da kafir olmaz ama orada mesele var. Mutezile mezhebi var, bir dengesizler. Bu dengesizler, o mezhep, onun adamları var. Elemanları da ilahiyatta dolu şimdi de. Onlar da diyorlar ki büyük günah adamı imandan çıkarır ama gavurluğa sokmaz. Ne oldu? İki durak arası bir durak ama belediyede kaydı yok. Nasıl iş? Kayıtsız durak olur mu ya? Ben burayı durak yaptım diye oraya durak yapmış. Tabela koydum mu durak olur mu? Allah Teala diyor ki ya kafir ya mümin. Öyledi halekeküm fe minküm kafirun ve minküm müminun diyor Kur'an. Sizi yaratan Allah, kiminiz kafir kiminiz mümin. Şimdi menzile beynel menzile yani imandan çıkar ama gavurda olmaz. E bu nasıl? Nerede duracak bu ya? Böyle bir şey yok. Ha. Onun için ehli sünnetiz. Hangi günah yaparsa da, harama helala inanırsa kafir olmaz. Ama normaldir, ne var bunda derse, o zaten inkar ettiği için kafir oluyor. Zina ettiği için olmuyor. O zina etmese de kafir oluyor. Kendi etmeyip de başkasının zinasını normal gören de kafir oluyor. O amelle alakalı değil, itikatla alakalıdır. İnşallah Rabbim nasip ederse haftaya Kocatepe Camii Şerifinde buluşalım inşallah. Akşam namazında cemaatine yetişelim. Ben yukarıda yetişiyorum cemaate ha. Beni burada görmüyorsunuz diye hoca da konuşuyor kendi yapmıyor demeyin ha. Ben cemaatle kıldım yukarıda, sizden beraber kıldım. Yetişemesek yine cemaat yapıyoruz ama yetiştik yani. Bundan dolayı cemaate kavuşalım. Efendim şimdi birkaç ilanımız var.
Bunları özellikle duyuracağım. Dikkatle dinleyin, kısa. Kısaca söyleyeceğim size inşallah. Bu dernek ihtiyaçları için makbuz mukabili yardım bekliyor sizden. Bize hizmet ediyor her türlü aşağısı, burası, elektriği, suyu, şu su, bu su. Bütün hizmetler için güvenliği sizden hizmet bekliyorlar. Yardım bekliyorlar. Allah hayırlarınızı kabul etsin, daim etsin. Yardım edersiniz inşallahurrahman. Efendim, 12 Mayıs pazar günü öğlenden sonra Mustafa Ekin hocamızın 200 talebesinin icazet merasimi var. Mübarek, Silivri yazmamışsınız buraya. Adres E5 Karayolu. E5 Karayolu üzeri Hancı Otel'in karşısı. Hancı'nın karşısı yolcu ama burası Silivri değil mi? Ha öyle deyin lan mübarek, bilmesem ne olacak ya? Millet E5'e çıkacak, icazet nerede diyecek ya. Olmaz ki öyle. Evet, oturun, sessiz olun, hele bir durun ya. Daha neşeleniriz belki. Neşelenecek işler çıkabilir. Şimdi 200 tane hoca yetiştirmiş. 200 tane. Biz 2 tane çocuk yetiştiremedik daha. Efendi niye dedik adama? Videoda gördünüz değil mi? Efendi Hazretleri ne dedi ona? Senden memnunum mu? Öyle bir şey buyurdu öyle. Sonra hiçbir şey diyen yok. Kapıdan çıkar. Ona ne dedi? Koca Sultan. Bilmez mi kimin ne iş yaptığını? Efendi bu. Koca efendi. Herkesi biliyor. Kime ne diyorsa hak. Evet, Allah'ın izniyle. Öyle hasta masta uydurmalarına inanmayın siz. Ben hasta değilim diyor. Yorgunum diyor sana. Kendi ağzından dediği söze sen ne uyduruyorsun, yorum katıyorsun? Haşa ve kella. Efendi Hazretleri başımızda ne sorarsak cevap alıyoruz. Bir sorunumuz yok elhamdülillah. Allah eksikliğini göstermesin. Pazar günü 12 Mayıs'ta ben de orada olacağım inşallah. Niye olacağım? Çünkü Mustafa Ekin Hoca da bizim ders halikalarında, bu Şaban Efendi falan beraber oturduk. Ha ben hocalık yaptım demeyelim haşa. Ders arkadaşlığı yaptık, müzakere yaptık. Çok hoca efendilerle beraber. Mustafa Ekin Hoca da senelerce o halkalarda beraber bulunduğumuz bir arkadaşımız. İcazet meselesinde de geçen bir icazet verildi ya, Taşdelen'de Efendi Hazretlerimiz de bulundu. Orada da bizden Efendi Hazretleri demiş Ahmet versin, siz ondan okudunuz diye. Bizim icazetten yani, benim de tabii Efendi Hazretlerinden de var, Rasul Hoca'dan da var, iki taraftan da onu ekledik icazetleri. İcazetleri cem ettik ve orada Arapçasını ben okudum işte. Efendi Hazretlerimiz de bulundu. Efendim, bu şimdi tabii benim talebelerin efendim yetiştirdikleri olduğu için ne olmuş oluyor? Bizim buraya gitmemiz mecbur oluyor. Çünkü icazette adımızın geçtiği, Arapça icazette adımızın geçtiği bir noktada bereket için onların duasını almak, onların efendim bizlere karşı olan yönelişleri, teveccühleri, duaları ne yapar? Bize bereket getirir inşallah. Belalardan kurtulmamıza vesile olur. İcazetlerde yapılan dualar asla reddolmaz. Asla. Rahmetler yağar, o anda ne isterse kabul olur. İcazet çok önemlidir. İlmi icazet. Diploma töreni değil bu. Bütün velilerin, alimlerin adı okunuyor yani. Çünkü ta nereye kadar? Cebrail aleyhisselamdan Rabbimize kadar silsile var. Hepsi birbirini görmüş mü? Görmüş. Hepsi birbirinden okumuş mu? Okumuş. Böyle bir zincir var yani. Öyle kopukluk yok. Onun için icazette davet ediyor sizi Mustafa Ekin Hoca Efendi. Silivri'de inşallah oralarında fütühatına vesile olacak inşallah. 12 Mayıs pazar gününde. Onu da duyurmuş olalım. Açık adresi ise belki yazarlar bizim. Facebook'ta falan yazsınlar. Lale Gül'de söylesin. E5 Karayolu üzerinde diyor. Silivri'de efendim. Bütün cemaat davetliymiş ha. Altında not var. Ama adres vermeyince bütün cemaat davet. Ya ne mübarek adamsınız. Yazana söylüyorum ha, Mustafa Hoca'ya demiyorum. Mübarek, o ne yapsın? Kimle uğraşacak adam? Bilmiyorum, hanımlar şeyini sordunuz mu? He? Neyse, şimdi kendi eviniz gibi çağırmayın herkesi hele. Yani bizim mübarekler şeydir, gönlü geniştir yani. Ama onu bir biz Lale Gül'den ve Facebook'tan duyuralım. Yani sorusun Hoca Efendi'ye. Şimdi ben bilmediğim şeyi de nasıl söyleyeyim, ama ben yok diye duymadım. Efendim, asil tur ile umreye inşallah gideceğiz dedik. İnşallah gideriz Allah nasip ederse. İnşallah. Evet. Kimine dua edeceğiz, kimine beddua edeceğiz.
Evet. Allah Teala her tarafa tuttursun. Amin. Amin. Şimdi çünkü yani adam mı bize affedersin sövdürüyor. Şimdi bu adam bize sövüyorsa buna nereden fırsat buldu? Sakallılar, cübbeliler bunlar böyle bir sövdüyse Deccal diyor sarıklıya. Bunlar böyle buna kim fırsat verdi? Bize o iftiraları atanlar. O iftiralar olmasaydı bu adamların dili böyle bugün sakala, cübbeye, şarşafa sövebilir miydi? Ha, onun için en büyük vebal başta bu iftiralara yol verenleredir. Onun için bunlar Allah yani acilen cezalarını takdir eylesin. İslam'a, Müslümanlara sövene de, sövdürene de, yol verene de Allah lanet eylesin. Amin. Mübarek Cuma gecesi hürmetine. Umre programında hem Recep ayında gideceğiz inşallah. Haram ay, Allah'ın ayı girmiş olacak. Recep ayında senelerdir gidemedik. Ramazan'da çok gittik. Recep ayı hikmetiyle bu nasip oldu. Bu biraz mecburi. Süremiz belli. Bizim elimizde değil. Atamıyoruz ileri. Bir mahkeme kararı. Özel bir şey. Ama manevi bir işaret var. Neden? Haram ay. Recep ayında beddualar %100 kabul oluyor. Dualar yani Kabe'de İnşallah gelebilenler buyursun dedik fakat pasaport teslim tarihi 5 Mayıs'ta bitiyor. Ona göre gün kalmadı, 2-3 gün kaldı. Pasaport teslim tarihi 5 Mayıs'ta son olduğunu da duyuruyoruz. Ondan sonra üzülüyoruz yani. Kadınlara yer varmış. Kadın cemaatler gelebilir diyorlar. Mustafa Hoca benim gibi değil ki burada daracık yer nereye yetişeceğiz? Allah onlara bolluk vermiş elhamdülillah. Allah yerlerini geniş imkanlarını artırsın. Amin. Evet. Efendi kardeşlerim, dua isteyenlere toptan edeceğim. Said Demirci Hacı amca vefat etti. Şimdi haber aldım. Herhalde daha cenazede kalkmadı. Bugün vefat ettiğini haber aldım. Arnavutköy'de kurslara, medreselere, talebelere çok hizmet, çok yardım eden bir muhterem. Geçen de ziyaretine de gittim. Hastaydı, ağır hastaydı. Vefat etmiş. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Talebelere, alimlere, hocalara, ehli sünnete çok sevgisi, hürmeti, hizmeti, maddi manevi desteği olmuş bir hacı amca olarak duyuyorum ben yani. Kendisini çok yakından tanımadım. Birkaç kere gördük ama bütün medreselerden öyle haberler aldım. Karşısına kat kat çıkar ya Rabbel alemin. Ailesine de sabrı cemil elci cezil ihsan eyle. Amin. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahibi sellem. Allahümme amin. Evet, Halid-i Zeydeb-i Ayub el-Ensari, bu kitabı bu fakir tercüme ettim. Tercüme bana aittir fakat biz basmamıştık o zamanda. Resulullah'ın mihmendarı ve aşığı, onun içinde ne diyor biliyor musun? Haydarbaş. Peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince diyor, Ebu Ayub el-Ensari'ye gittiler diyor. Dediler ki Ebu Bekir'e biat et. Dediler diyor. Ebu Ayub el-Ensari de dedi ki diyor, etmem dedi diyor. Bak şimdi yani 104 kitapta yeri olmayan şeyleri uyduruyor ya. Niye dedi diyor, çünkü diyor Kadir-i Hum diyor ya işte o Kadir-i Hum diyor. O Kadir-i Hum'da diyor, Ebu Bekir diyor Ali'ye biat etti dedi diyor. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya bir şey uydurursun da biraz usturuplu uydurursun ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında Kadir-i Hum'da konuşmayı, hutbeyi okuyan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmada oraya bir şey temas et. Resulullah sakin. Ebu Bekir Sıddık nasıl Hazreti Ali'ye biat edecek? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Konuşmanın içi saçma ya. Ebu Ayub el-Ensari demiş ki Kadir-i Hum'da demiş Ebu Bekir demiş zaten Ali'ye biat etti. Ben ona nasıl biat edeyim demiş. Ben böyle kuyruklu yalan görmedim dünyanın bir kitabında ya. Şiiler de bu kadar yalan uyduramaz yani. Bu bizim Türkler Şiileri de geçer yani ha şey olursa. İran'ı Miran'ı Acem palavrasını sollar. Bizimkiler bir dönerse tam döner yani. Allah muhafaza. Yüce sahabi Halid-i Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari. Bu kitabı okuyun okutun evvelce de söyleyeyim size. Ne kadar okursanız okutursanız dağıtırsanız tanırsanız tanışırsanız şu komşumuz Halid-i Zeyd. Komşumuz burada. Ha o mübareğin şefaati evinize, ocağınıza, çoluğunuza, çocuğunuza resmen görürsünüz. Görürsünüz. Çünkü bunu gördüler ya. Yani o İstanbul deprem her yer yıkılıyor da İstanbul'u manen kim tuttu dediler yani. O gün ne keşifler ne zuhuratlar olanlardı. Halid-i Zeyd dağ gibi kalkıp nasıl direk gibi tuttuğunu söylediler. İstanbul'un manevi vilayeti, valiliği kimin?
Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri. İstanbul'un fethinin sebebi ya. Hazreti Fatih bile onun kabrini bulayım diye gelmiş buralarda. Onun için çok büyük bir zat. Yani aynı Medine burada yani. Kıymetini bilmiyoruz. Allah tanıtsın. Rabbim şefaatine nail eylesin. Bu mübarek sahabi hiç ne yapmamış? Hiçbir cihattan geri kalmamış. İstanbul'a geldiğinde kimle geldi? İslam ordusuyla. Komutan kimdi? Yezid. Bak Hazreti Ebu Bekir'e diyor biat etmemiş. Halbuki Yezid o zaman halife falan değildi. Çünkü Hazreti Muaviye neydi? Sağ idi. Yezid de o zaman Hazreti Muaviye'nin sağlığında yani normal Müslüman görünümündeydi ve komutan olarak o gelmişti. Yani Halid ibn-i Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari öyle bir tamam harplerde Cemel Vakası'nda şurada burada kimin tarafında savaştı? Hazreti Ali tarafında. Çünkü sahabe ikiye bölünse de hak tarafı içtihatta kimindi? Hazreti Ali tarafında. Ebu Eyyub el-Ensari o zaman da Hazreti Ali tarafında bulundu. Amma ve lakin Hazreti Ali'nin vefatından sonra da Hazreti Muaviye döneminde de ne zaman cihat olsa gider miydi? Giderdi. Bak düşünüyor musun? Yani Hazreti Ali, Hazreti Muaviye savaş etmişler. Sahabenin aklına bak. Ebu Eyyub el-Ensari Hazreti Ali'nin tarafında. Karşı tarafın haksız olduğunu yani hata üzere olduğunu biliyor ki Hazreti Ali'nin tarafına geçmiş. Öyle değil mi? Ama bir cihat olduğunu Hazreti Ali vefat etmiş. Hazreti Hasan da kime teslim etti halifeliği 6 ay sonra? Hazreti Muaviye teslim etti. O zaman İslam orduları İstanbul'un üzerine gel. Ne yaptı Ebu Eyyub el-Ensari? O yolda. Çünkü neden? İstanbul'un surlarının dibinde salih bir zat yakınında defnedilecek diye bir hadis duydum. Belki o zat ben olurum diye o hadise uyaraktan kalktı geldi. O yaşta. Değil mi? Kağıthane tarafında. Yani demek istiyorum. Bu zat nasıl Ebu Bekir'e biat etmez ya? Haşa ve kelle. O orduyla bile gelmiş yani orada bile. Ha çünkü Yezid ondan faziletli mi? Haşa Yezid. Berbatın biri yani. Zaten sahabe değil Yezid. Sapığın önde gideni. Yezid'i kim sever yani? Amma ve lakin komutan o yapıldığı için ordunun başına ondan bile gelmiş. Böyle bir insana ta Ebu Bekir'e biat etmedi diye iftira nasıl atarsın? Haşa ve kella ya. Her cihada katılmış ya. E tabi o zaman sadece Ebu Eyyub el-Ensari değil ki İbn Abbas da geldi İstanbul'a. Ama Hazreti Hasan Hüseyin de İstanbul'a geldi. Yani İbn Ömer de geldi. Abdullah Müzübey de geldi. Çok kuvvetli sahabeler vardı yani. İstanbul'un fethinde ne güzel ordu olmak müjdesini almak için Kağıthane taraflarında işte efendim Rabbim şefaatlerine nail eylesin. İstanbul'un bereketleri var onun için. İstanbul'u bu kadar beladan İstanbul mahfuz kalıyorsa bu kadar günahla zinalarla haramlarla efendim bu kadar yine bir nimet buluyorsak burada bu mübareklerin yüzü su hürmetine şefaatleri immetleri bereketine yollarını devam ettiren sizlerin gayretiyle sizler kendinizi akır görmeyin yani. Bu ilim meclisleri sahabenin meclisleri bu. Onlar sağ olsalar ne yapacaktı İstanbul'da şimdi? Yok ne yapacaktı Ebu Eyyub el-Ensari? Kanlıca'da yoğurt mu yemeye gidecekti şimdi? Ne yapacaktı yani? Sohbet, ilim, ayet, hadis yani. Bunlar çok önemli. Bir hadis duymak için Ebu Eyyub el-Ensari nereye gitti? Mısır'a gitti. Medine'den kalktı Ukbe bin Amir'e. Hadisi duymak için değil, teyit almak için. O hadisi Resulullah'tan duyarken iki sahabe duymuş. Biri kendi, biri Ukbe bin Amir, o da Mısır valisi. Yahu Medine'den kalkıyor, Mısır'a geliyor. O da onu karşılıyor, oturuyorlar. Bu hadisi diyor, ikimizden başka duyan kalmadı. Ben böyle hatırlıyorum, sen nasıl hatırlıyorsun? O da diyor, ben de böyle hatırlıyorum. Tamam diyor, müsaadenizle dönüyor. Yahu dur bir gece kal. Yok diyor, bu hadisi teyit almak için geldim. Vallahi Medine nere, Mısır nere? Bir hadisi teyit almak, bildiği bir hadisi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu ya kendi duymuş. Biz olsak benim duyduğum doğru deriz. Ne gideceğim Mısır'a ya? Oraya kadar gidiyor, istirahat etmeden geri dönüyor. Böyle bir insan, yüce zat. Onların yolunu siz yaşatıyorsunuz. İnşallah devam ettireceğiz. Bu sohbet meclisleri oldukça, hele de burada komşumuz elhamdülillah, himmeti üzerimizde daim olsun. Bu kitabı ona göre okuyun, okutun, dağıtın. Dergiyi herkes mutlaka alsın. Bakın dergiye verdiğim emeği helal etmem. Bu 104 sayfayı tek tek uğraşıyorum. Kaç gece uyumadım? Bir hafta, geçen ay bir hafta sırf bundan başımı kaldıramadık. Bütün sayfeleri tek tek inceliyoruz. Recep-i Şeyh arıyla giriyor. Bak şalvar cübbe sarık sünnet olup her namazda ziynetini takın emne dahil. Giyinilmesi sünnet olan renkler.
Kıymetli kumaşlar giymek israf ve kibre dahil değil. Erkeklerin başı açık gezmesi mekruh. Dualar ve zikirler. Mesela Recep-i Şerif ayının zikirleri, namazları, regaib namazı, her beladan koruyan ayetler. Esma-i Hüsna'da Er-Rakib-i Şerif'in neler var orada? Kötü huylardan kurtulma duası. Bir dua var, Erbain-i İdrisiye biliyorsunuz 40 isim. Orada bir dua var, okuyan ne kötü huyu varsa bir daha yapamıyor. Ama işte Göktaş'ın işine döner. Rahmetli Göktaş da. Sigarayı bıraktırmak için bir ilaç vermişler, öğretmişler. Ağzına mı sürüyormuş, ne yapıyormuş? Ya dedi bu ilaç dedi, baktım sigaradan bana ikrah getirecek ilacı bıraktım dedi. Siz de yani bu duayı okuyun, korkmayın kötü huyunuz varsa. Aa bak zina, kimi içki, her Müslüman bir günaha müpteladır diyor hadis-i şerifte. Devam edin, o günahı bir daha yapamayacaksınız ya, yapamayacaksınız. Derginin sonunda Erbain İdrisiye'nin efendim sayfasını da bilmiyorum, siz şimdi gidip başka duayı okursunuz. Ondan sonra şaşırdık dersiniz, günaha devam edersiniz. Ya Mahmudu fela tebluğul evham kulle tenai ve mecdihi ya Mahmud. Allah'ın ne büyük isimleri var ya. Sayfa kaç? 99. Ondan sonra efendim, Ashab-ı Kehf'in isimleri yuvarlak halde yazılmış ve bereketleri, onu kesebilirsiniz. Ona göre yaptım. 4 tane yanları ortaları şey kesebilirsiniz. Üzerinize taşıyabilirsiniz küçük. Ondan sonra eve, ocağa, her yerde çok güzel o onları yazdık. Recep ayına mahsus hacet namazı. Sadece Recep ayında kılınıyor. Ne muradın varsa secdeden kalksan hasıl oluyor. Önemli bir namaz. O yazıldı. Ondan sonra diğer hoca efendilerin yazıları. Hepsi Resul Hoca Efendi İslam ve şeriat kavramını yazmış. Ondan sonra efendim Profesör Volkan Hoca ne yazmış? Hastalık bulaşmaz. Hastalık bulaşır mı? Hastalık bulaşmaz. Ne demek bu? Okuyun işte yani. Hadislerden de bir misaller vermiş. Ha Ali Eren Hoca ne yazmış? Çok önemli. Kur'an'dan başka Fatıma Musaf'ı mı var? Şiiler ne diyor? Kur'an'dan başka bir Musaf var. Adı Fatıma Musaf'ı. Fatma anamızın yanında duruyormuş. Onda başka ayetler varmış. Hazreti Osman onları çıkartmış. Onun için şu anda elimizde olan Kur'an'ın eksik olduğunu söylüyorlar. Ya ya ya. Ey gidi. Bu Şia'nın belalarını dedim size senelerdir. Hala anlamadınız. Ne beladır o. Bu çok önemli bu. Fatma Musaf'ı diye bir şey. Nereden uyduruyorlar bunu? Bunu inceleyin yani. Güzelce okuyun. Bir de Kadir Mısıroğlu ile İslam ümmetinin dünü ve bugünüyle alakalı bir mülakat. Kadir Mısıroğlu mübarek öyle mülakat yapmış. Bu İsmaila cemaati. Efendi Hazretleri'nin durumu. Şu emri bin muaruf. Şu sakal şalvarın durumu. Şu İslam'ın nişanlarının. Öyle bir şeyler yazmış. Okuyun yani. Ben istifade ettim şahsım adına. Çok faydalandım. Siz de faydalanacaksınız. İnşallah Rahman efendim daha nice ilimler var. Bunlardan istifade edersiniz. Ama esas size ne dedim? Geçen ismi azam yazdım. 11 ismi şerif. Onun dedim faydalarını yazacağım. Nerelerde ne kullanılıyor? Onları söz verdim, yazdım. Allahu Melikun Semi'un Kadirun Kerim Halimun Latifun Alimun Mu'inun Sadiqa. 11 ismi şerif. En sıkışık zamanda 11 kere okuduğun anda Allah'ın izniyle hasıl olur. Ama alası nedir? 111 keredir. Nelere yarıyor bu? 91. sayfeden bakın 94'ün sonuna kadar kaç madde yazmışım? 30. 30 maddede neler var, neler var, neler var. Allah 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 Allah. Her kim dünya ve ahiret işlerinden bir şey diler de bu ismi azamı o dilediği şeyin adını söyleyerek 111 kere zikrederse o iş 24 saat içerisinde meydana gelir. 24 saat. Yalnız bunu tercüme ederken işte bak yine onu anlamayacaksınız ha. O 111 kere söylüyor ya. 111 kere söylüyorsa adını söyleyerektir işte orayı anlamaz. Ondan sonra yapar yapar olmadı der. 24 saati tutar. Vay hocaya der ya. Ya mübarek o şu demek, onu da anlatmak lazım. Keşke bu yazılanları da bir sohbette anlatabilsek yani, bu lazım işte. Şunu diyor, 111 kere söylüyorsun, her birinin sonunda isteğini söylüyorsun. 111 kere de isteğinin adını söylüyorsun, anladın? On demek. Yani deminki zikri yapıyorsun, ya Rabbi başımın ağrısını geçir diyorsun. Bir daha yapıyorsun, o 111 kere her ismin 11'i bitirince
Hacetin neyse onu söylersen Allah'ın izniyle. Aman ya Rabbi. Düşmanından intikam almak isteye. Her akşam namazından sonra 11 gün 11 kere. Her seferinde felanca bana zulmetti. Ey müntakim ondan intikamımı al diye dua ederse adam ne olur? Ben bilmem ne olur işte. Burada okursunuz. Hastalanması niyetiyle okursa ne olur? Darlığa düşmesi niyetiyle okursa ne olur? He. Ama 11 gün 11 kere okunuyor da kaç gün? 11 gün. İşte birkaç kere yapayım dedim 11 olmadan bir akşam unutuyorum işte hadi gitti. Yani her şey neyle? Kaderle. Bir de nasiple ama hakikaten Müslümanlara çok zulmeden gavurlar var yani. Zalimler var yani. Bir kadın düşün ki namusuna musallat olmuş adam var. Ne yapacak yani? Okumayacak mı? Okumayacak mı yani? Zina diyor zorla gelmiş kadına. Ne insanlar var zulüm altında, baskı altında dünyanın nerelerinde yani? Allah'a yalvarmayacak mı? Ey intikam alan, al intikamı demeyecek mi? Ne yapacak? Kurtar beni demeyecek mi? Evet. İbrahim Aleyhisselam bile ne dedi? Ya Rabbi dedi. Kurtlar kuzularıma musallat oldu dedi. Bu kurtlar İsrail dedi. Bir de sabaha kalktı baktı. Bütün vadi kurt leşi. Ya Rabbi ben dedi ıslahat dedim, helaket demedim. Ya İbrahim dedi, kurdun ıslahı böyle olur. Mevla ne buyurdu? Kurdun ıslahı böyle olur. Mevla bilir işini. Sen sipariş verme. Beni kurtar der. Mevla nasıl yapacaksa yapar. Burada öyle maddeler var, öyle maddeler var. Her kim bu 11 ismi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam eder, ebedi hasta olmaz. İşte bana diyorsunuz ki niye böylesin tabii şimdi. Başlamadım ki. Yapamadık. Yapamadık yani, hakikaten yapamadık. Biiznillah bedeninden bütün hastalıklar çıkar diyor. Yapın yani, acayip bir şey ya. Taş üzerine okuyup fırtınalı denize atsa biiznillah denizin dalgaları sükunete erişir, kimse boğulmaz diyor. Allah 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 Allah. Arapça harflerle yazıp üzerinde taşırsan silah tesir etmez. Denemeye kalkma. Ondan sonra tavuk değil bu iş. Tavukta bile denenmez. Hoca bir rüska yapmış da silah işlememiş gibi tavuğun üstüne koymuş, tavuğu şey diyor. Yahu kardeşim tavukta canı, sen niye kurşun atıyorsun tavuğu murdar edeceksin ya? Böyle şeylerde deneme olmaz. Sen belalardan korunman için Allah'ın ismini taşıyor. Ne var, ne zarar edersin? Ama bir deneyelim bakalım. Böyle şey olur mu? Deneme meneme işlerine kalkmayın. İtikad ediyorsunuz. Burada 30 tane madde var. İnşallahurrahman efendim, ne niyetle okunursa Allah'ın izni hasıl olur. Yalnız bu mesuliyetli bir iştir. Bir günah için, bir haram için, yanlış bir iş için kullanırsanız hakkım helal değildir. Ben de beddua ederim. Bak, şeriatsız bir şey için okursanız, anladın mı ne diyorum? Şimdi adam evli, kadına aşık olmuş, evli kadına, kadın kocasıyla soğusun da bilmem, bu büyüye girer. Bu Allah'ın adını okumaya benzeme, bu sihre girer. Büyüye girer, büyü yapan, yaptıran lanetlenmiştir. Ya böyle şeyler yapmayın. Ama bir kızı evlenmek istiyorsun, o da müsaittir evlenmeye, evli değil, şu değil, dua edersin. Okursun ya Rabbi. Bunlar ayrı şey. Evli kadını kocasından ayırmak, anladın mı? Sana zulmetmeyen, sana bir şey olmayan adamı sırf kıskandığın için adamı tepelemek, işleri bozulsun falan, böyle şeyler yaparsanız hakkım haram olsun. Hakkım haram olsun, yapanın üzerine dönsün. Kim Allah'ın isimlerini şerata uymayan, meşru olmayan bir niyetle okursa o isimler onun lanetine vesile olur. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Ama bu kadar ilmi de yazmadan edilmez. Çünkü herkesin sıkıntısı var, hastası var, derdi var, zulme uğramış. Yani maddi manevi Allah'ın bu isimlerini nasıl gizleyelim şimdi yani? Bu bir önemli bir meseledir. Bunu da böyle duyurun. Allah amele vesile eylesin. Evet, Lale Gül dergisi 104 sayfa dop dolu ilimlerle, ayetlerle, hadislerle, çok daha ilimler var. Şimdi mevzuya giremedim. Ha, neyi yazdım? Efendim Mahmud Efendi Hazretlerimiz Ali Haydar Efendi Hazretlerimize bağlanmadan evvel neredeydi? İstanbul'a gelmeden Of'taydı. Askerliğe kadar nerede? Kendi köyünde okudu, okuttu, icazet aldı, icazet de verdi. Bandırma'da Hızır Efendi vardı rahmetli. Bu meşhur Hızır Efendi değil. O da efendiden ta askere gitmeden efendi icazet almış yani.
O da rahmetli, o Hızır Efendi rahmetli oldu. Orada da bizim Efendi Hazretleri genç çocukluğundan beri tarikat aşkı. İlle mürşit, mürşit, mürşit. Hocaları bulmuş. Hacı Dursun Efendi, Aşık Kutlu Efendi, dolu hoca bulmuş. Çok büyük alimleri bulmuş ama mürşit meselesi. İlle, bak o yaşta bile durmamış. Kime intisap etti? Mapsinoğlu Hacı Ahmet Efendi Hazretleri'ne. Bu Alaaddin Efendi tanımadan. Bu Mapsinoğlu Hacı Ahmet Efendi de Gümüşhaneli var ya meşhur, Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi. Gümüşhaneli'nin halifesi. Of'un köyünde o zaman. Dünyanın en büyük alimi ve şeyhi. O zamanki zatlardan. O zata intisap etmiş. Şimdi onun 99 yaşında bir talebesi. Halen hayatta. Ahmet Kıroğlu. O Hoca Efendi de Arapça şey, onda burada resmi var. O Hoca Efendi de el yazısıyla Osmanlıca bu Hacı Ahmet Efendi'nin kim olduğuna dair bir şeyler yazmış. O yazı da bana ulaştı. Öyle zor okunuyor. Hem Osmanlıca hem küçük, aslı yok, fotokopiler. Yemin ediyorum 2-3 gece gün uyumadım. Şu yazıyı kaç sayfa bakayım? 1-2-3-4-5-6 sayfa. Bu mübarek zata bir hizmetim olsun. Çünkü diyor ki rivayetlerde bir alimin, velinin hayatını, tarihçesini yazan şefaatine nail olur. Ben o kadar gayret edeyim, sırf bu olmasa da olurdu yani. Millet internetten kopyala yapıştır. Biz öyle yapmıyoruz ki, canımız çıktı. Ama bu zatı tanıyalım, çok büyük alim, kerametli Efendi Hazretlerimizin de ben evvelce Gümüşhanelilere bağlıydım buyururdu. Yani Alaaddin Efendi'yi bulmadan, çünkü askere gitmemiş daha o zaman. Mapsinoğlu hocam resmini de bulduk. Bir resmi böyle, bir resmi de burada var, sarıklı falan. Tabii çok eski resimler. Amma ve lakin bu zatı da okursanız ben de emeğimi size helal ederim yani. Çünkü hakikaten çok uğraş. Birkaç gün gece perişan oldum yazıları tek tek kelime kelime çözmek için. Bir de Of'un köylerini hep yazmış eski isimler. Of'un köylerinde değişik değişik isimler var. Eski Rum isimlerinde ve onları da yanlış yazarız ederiz diye bakıyoruz, ediyoruz. Bayağı bir uğraştık. Rabbim bu mübarek velinin şefaatine bizi nail etsin. Siz de okuyun, okuyanları da nail eylesin. Çok alimler yazdı.